Herhalde 10-15 dakika diye tahmin ediyorum. 5 dakika güzel bir süre. Evet. 10-15, 10-15 dakika. Güzel. Yani Webinarımız başlamış oldu. İzleyicileri de açık olarak şu anda. kayıt da başladı. Evet. Evet, kayıt da başladı. Sevgili panelist konuklarımız ve dinleyicilerimiz, tasarım teknoloji odaklı söyleşilerimizin bugün üçüncüsünde bir aradayız. Dijital sanat ile başlamıştık ve geçen hafta sanat, tasarım ve yapay zekayı konuştuk geçen defa. Bugün de hesaplamalı sanat ve tasarım üzerine konuşacağız. Yine panelimizin moderatörlüğünü meslektaşım Kerim Dündar yapacak. Ve konuklarımız daha önceki söyleşilerimizi takip edenler hatırlayacaklardır. Bu defa da bizleri kırmadılar ve bir aradayız. Ayrıca özellikle İstanbul'daki birçok dinleyicimizin farkında olduğu İstanbul Lights'ın küratörlerinden olan Esra Özkan bizlerle bugün. Yine üçüncü defa gene bizi yine kırmayan arkadaşım Bager Akbay yine bizlerle. Ve özellikle yapay zeka ve hesaplamalı tasarım alanındaki işleriyle öne çıkan sanatçı Memo Akten bugün bizlerle. Sanat, tasarım ve teknoloji odaklı çok güncel konular üzerinde ilerleyeceğimiz çok verimli ve çok güzel paylaşımları olan bir sohbet olacağına inanıyorum. Sözü Kerim Dündar'a veriyorum. Teşekkürler. Evet, değerli izleyiciler ve değerli konuklar, hoş geldiniz. Evet, söyleşimize geçmeden önce konuğumuz sanatçı, araştırmacı, bilim insanı Memo Akten'in sunumuyla başlayacağız. Sonrasında da bazı kavramlar, bazı düşünce bulutları üzerine lezzetli, derin, keyifli bir söyleşi yaparak devam edeceğiz. Sevgili Memo Akten, sunumunla başlayabiliriz. Ekranını paylaşabilirsin. Evet, çok teşekkürler. Evet, merhabalar. Davet için çok teşekkürler. Şimdi ben aslında Türkçe, bugün konuşacağımız konuları Türkçe konuşmaya çok alışkın değilim. Onun için bu sunumu çok kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü sürekli aslında kafamda İngilizce'den Türkçe'ye gerçek zamanda dönüşüm yapıyorum bu konularda konuşurken. Onun için şimdiki amacım sadece birkaç ilgilendiğim fikirlerden bahsetmek istiyorum. Ve sonraki söyleşide belki o tekrar bu şimdi bahsettiğim konulara değinebiliriz. Ayrıca bugün şimdi bir herhalde 5-10-15 dakika falan bir sunum yapacağım. Bu şu anki konuşacağım konuları aslında daha uzun bir saatlik bir formatta ve İngilizce yeni kaydettim. Yeni dediğim aslında geçen sene. Ve bu siteden daha performatif bir şekilde eğer ilgileniyorsanız orada görebilirsiniz. Şimdilik birkaç konulardan bahsedeceğim. Ve genel olarak ilgilendiğim konular da görsel enstrümanlar. Bunun Türkçe tercümesi ne kadar doğru bilmiyorum. Vücutsal, içselleştirilmiş etkileşim diye tercüme ettim. Embodied interaction'ı. Arttırılmış fiziksel gerçeklik ve yapay zeka. Ve yapay zeka içerisinde de özellikle algı ve biliş üzerine çok meraklıyım. Ve öncelikle bu son 15-20 yıldır yaptığım işlerin çok çok kısa bir özeti var burada. Son 5 yıldır yapay zeka ile, daha doğrusu işte machine learning ile çok ilgileniyorum. Hatta doktoramı yeni bitirdim bu konuda. Ama ondan önce yaklaşık 20 yıldır yeni medya sanatıyla uğraşıyorum. Ve
Genel olarak hep bu son 20 yıldır ilgilendiğim konular böyle bir bu çizgide görebiliyoruz. Bu da şu, yeni teknolojilerin kültür ve toplum üzerindeki etkisi, kendi vücudumuz üzerindeki etkisi, aklımız üzerindeki etkisi ve birbirleriyle nasıl iletişime girdiğimize dair konular üzerine genellikle çalışıyorum hep. Ve bu yüzden tabii ki yapay zekaya ilgi duymam kaçınılmaz oldu. Benim şahsen en çok çalıştığım medyum yazılım, kod. Yani ben işlerimde hep kod yazarak ortaya iş çıkarıyorum. Ve İstanbul'da Like'dan bahsediyorduk. İstanbul'da, daha elimde fotoğraf yok, yepyeni. Daha geçen hafta Esra'nın kuratörlüğünü üstlendiği festivalde bir büyük bir ışık ve ses yerleştirmesi yaptım. Adı Simple Harmonic Motion diye bir yerleştirme. Dediğim gibi çok yeni oldu, daha elimde fotoğrafı bile yok. Onun için şimdi eski bir fotoğraf kullandım, 2014'te yaptığım bir versiyon. Ve bu proje, 2011'de başladığım bir proje aslında, çok değişik formları var. Bu da bu Simple Harmonic Motion serisinden bir proje. Bu 2011'den beri çalıştığım bir proje. Bunun özünde şöyle bir şey var. İçinde yaşadığımız dünya, mesela dünya değil, bütün evren, bütün gerçeklik. Çok, çok komplike bir gerçeklikte yaşıyoruz. Ama aslında bu komplikelik çok daha basit sistemlerden ortaya çıkıyor. Ve bu gerçeklikte bir düzen var, bir düzenlilik var. Ve bu düzenlilik sayesinde biz bir şekilde şöyle toplantılar yapabilecek hale gelmişiz. Ve burada bir sürü tabaka var. Bu tabakalar, en alt tabakada fizikçiler diyor ki kuantum alanları var. Ve burada dalgalar var. Bu dalgaların etkileşiminden biz atom diye bir şey seziyoruz ve görüyoruz. Aslında atom diye bir şey yok. Tek olan bu kuantum alanlarında dalgalar. Bu atomların etkileşiminden moleküller diye bir şey çıkıyor ortaya. Moleküllerin etkileşiminden daha komplike moleküller. Örneğin mesela amino asit diyoruz. Amino asitlerin etkileşiminden daha komplike sistemler ortaya çıkıyor. Bunlara hayat diyor. Bunu artık biyolojide okuyoruz. Böyle diye diye ekonomi, psikoloji, sosyoloji, nöroloji gibi alanlar doğuyor. Ve buradaki ekranda gördüğünüz sistemde de bir bakıma bunun soyut bir yansıması. Yani burada çok komplike gibi görünen bir sistem var. Ama bu sisteme baktığımız zaman daha basite indirgeyebiliyoruz. Bir compression söz konusu. Compression Türkçesini şimdi tam hatırlayamadım. Genel olarak ilgi duyduğum konular bunlar. Ve bunun yapay zeka ile bağlantısı ne? Bağlantısı da şu, biz bu şekilde kompres ederek gözlemlerimize anlam vermeye çalışıyoruz. Hatırlarsınız belki 2015'te Deep Dream diye bir araştırma çıktı Google'da. Artık Google'da çalışan birkaç elemanın yan projesiydi bu. Ve ben Deep Dream'i gördüğüm zaman vuruldum. Ama görsellerine vurulmadım. Algoritmanın içindeki şiirselliğe vuruldum. Ya burada bu algoritmanın yaptığı beni çok düşündürdü. Çok kısaca anlatayım burada olanları. Bu bir yapay zeka neural network. Ve bu, özellikle bu neural network, resim tanımak için eğitilmiştir neural network. Yani buna bir resim veriyorsunuz, o da diyor ki bu resimde işte araba var, uçak var, kedi var, kız köpek var.
Ama DeepDream'in yaptığı bu ağı ters çeviriyor. Ve bir resim veriyor. Bir resim veriyorsunuz. Mesela örneğin burada benim izimi veriyorum. Ve ağ tanımıyor. Ama algoritmada diyoruz ki bu ağın derinliklerinde birkaç nöron seçelim. Ve bu nöronun aktivitesini maksimum hale getirecek şekilde resmi değiştirelim, modifiye edelim. Yani ağı geri çalıştırıyoruz. Bu ne demek? Ağ belki o ağın bir yerinde bir nöron var ve o nöron da belli özelliklere tepki verecek bir şekilde eğitilmiş, öğrenmiş daha doğrusu. Ve onda hafif bir aktivite var. Biz ondan sonra diyoruz ki bu resmi nasıl değiştirebiliriz ki o aktivite maksimum olsun? Yani bu biraz şunun gibi bir şey. İşte gökyüzüne bakıyoruz ve bulut görüyoruz. O bulutla bir tavşana benzetiyoruz. Ve diyoruz ki şu kağıda çiz. O bulutu nasıl değiştirirsen onun tavşana olan benzerliğini maksimize ederiz. Bu bir akıma diyeyim bunu yapıyor. O kısmı tamam güzel. Ama ikinci bir kısmı daha var benim daha çok hoşuma giden. O da şu. Şu bu çıkan görsellere baktığımız zaman ilk tepkimiz kuş kertenkele karışımı bir şey görüyoruz. Ya da köpek böceği gibi bir şeyler diyoruz. Aslında kuş kertenkelesi diye bir şey yok. Köpek böceği diye bir şey yok. Bu bizim beynimiz. Burada çıkan görsellere bakıyor ve elinden geldiğince bir anlam yaratmaya çalışıyor. Ve beynimizin yapabildiği tek şey zaten daha önceden bildiği şeyleri burada gördüklerinin üzerine projekte etmek. Yani aslında kavramsal olarak bizim beynimizdeki biyolojik nörol ağ ile bu bilgisayar içerisindeki yapay nörol ağ bambaşka bir implementasyona sahip olmalarına rağmen bu konuda çok benzer bir işlem yapıyorlar. O da kendi bildiklerini kullanaraktan gördüklerinden bir anlam çıkartmaya çalışma. Sonuçta bu resimlere baktığımızda ben bunu bir duet olarak görüyorum. Bir biyolojik yapay ağ ve bir biyolojik nörol ağ ile bir silikon nörol ağ birbiriyle dans ediyor. Bir anlam dansı içerisinde. Çünkü yapay ağa giren bu. Ve o ağın yaptığı şey, genel olarak yaptığı şey, böyle bir noise alıp bunu yüksek boyutlu uzay ve zamanlı bir yolculuğa ve transformasyonlar içerisinde bir yolculuğa çıkarmak. Yani gerçekten bu, matematiksel olarak o neural ağın yaptığı bu. Ve bu giren noise'ı bu hale getiriyor. Ondan sonra biz bu çıktıya bakıp biz kendi anlamımızı veriyoruz. Çünkü bu bizim ezelden beri yaptığımız bir şey. Bu bizim biz bu şekilde dünyada var olup anlam çıkartabiliyoruz. Dünyaya bakıp hikayeler yazıyoruz. Bu yazdığımız hikayelere inanıyoruz sonra. Bu şekilde belirsizlik ile baş edebiliyoruz ve birbirimizle bağlantılar kurabiliyoruz. ...2017'de bir proje yapmıştım. Bu bahsettiğim konulardan yola çıkarak. Other Learning to See. Aslında birçok proje yaptım. Sadece iki projeden çok kısaca bahsedeceğim şimdi. Bir tanesi Learning to See. Buradaki amaç da gene bu yoldan çıkarak, bu bahsettiğim olaylardan yola çıkarak, ben şu an bile aslında benim dediğim kelimelerin size ne ifade ettiğini bilmiyorum. Çünkü bu ağzımdan çıkan kelimeler aslında benim aklımın içerisindeki çok yüksek boyutlu bir anlam dünyasının çok ince, tek boyuta indirgenmiş hali ağzımdan çıkan kelimeler.
Yani çok büyük bir boyut düşüklüğü var aklımdan, ağzımdan çıkan kelimelere. Bu kelimeler sizin kulaklarınızdan, sizin kafanıza giriyor. Ve orada tekrar bir patlamayla çok yüksek boyutlu bir anlam dünyasına açılıyor. Ama bu olurken tabii ki siz bütün okuduğunuz kitaplar, bütün dinlediğiniz hikayeler, bütün hayatınızın tecrübesini kullanaraktan bu kelimeleri kafanızda açıyorsunuz. Ve dolayısıyla ben aslında bilmiyorum siz benim dediklerimi nasıl algılıyorsunuz, dünyayı nasıl görüyorsunuz, bunu benim görmem mümkün değil. Ve işte bunun üzerine düşünürken böyle bir proje yapmıştım. Öte yandan bir başka motivasyon da, zaten doktoram da bunun üzerine, bu yapay zeka sistemlerini nasıl daha kullanışlı hale getirebiliriz? Kullanışçıdan kastım da meaningful human control diye kullanıyorum terimi de. Bir insan olarak, bir sanatçı olarak ben bu sistemleri nasıl kullanabilirim? Benim niyetim ben bir düğmeye basayım, güzel bir şey yaratsın değil. Ben bu sistemi bir enstrüman gibi kullanabilmek istiyorum. Doktoram bunun üzerineydi ve bu şekilde ayrıca bu proje, onun bir araştırma projesi. Bu bir yerleştirme olarak da gösteriyorum bu projeyi. Interaktif bir yerleştirme. Böyle bir masa var. Masanın üzerinde bir sürü işte bezmet var, kablo var. Onlarla oynayaraktan ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta kameranın gördüğü görüntü var. Sağ tarafta bir transformasyon. Bu neural network sadece çiçek görmüş. Başka hiçbir şey görmemiş. Bunun bütün dünya, yaşam dediğim bütün dünya tecrübesi çiçek. Gördüğü her şeyi dolayısıyla çiçek olarak algılıyor. Ben de birkaç model eğittim bu projede. Bu da doğanın elementleri. Çiçek toprağı temsil ediyor. Su, tabii dalgalar su temsil ediyor. Ateş de ateş. Bulutlar havayı temsil ediyor. Ve beşinci unsur da uzayın derinlikleri, ether, quintessence. Ve burada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir pardon, kısaca ha, bu video çalmıyor. Peki neyse o videoyu geçeyim. Son bir projeden bahsedeyim kısaca. Bu da 2018'de yaptığım Deep Meditation diye bir proje. Şimdi genel olarak yapay zeka ile sanat dediğimiz zaman bugünlerde, yani bugünün yapay zeka deep learning, konuşuruz herhalde, deep learning diye bir alan. Deep learning ile görsel sanat dediğimiz zaman akla ilk gelen şey, genelde insanların çoğun yaptığı şey, bir büyük derin bir neural network ağını belli bir resim dataseti üzerine train ediyor, eğitiyor. İşte dağ olsun, bina olsun, araba olsun, kedi olsun, köpek olsun. Ondan sonra bu neural network'te diyelim ki sadece bina görmüş, 1 milyon tane bina görmüş. Ondan sonra bina üretiyor sürekli. Bu projede sorduğum başlangıç noktası şu. Peki onlar kolay da, peki ya aşk? Bir neural network aşkı öğretebilir miyiz? Veyahut da güven, veyahut da dostluk gibi kavramlar eğitebilir miyiz? Şimdi bu zor bir soru. Buradaki başlangıç noktam da şu oldu. Aslında başka bir projenin devamıydı bu. Şimdi ondan bahsetmedim de. Kısaca bahsedeyim. İnterneti bizim kolektif bilinçimiz olarak düşünüyorum. Yani bizim bütün tarihimiz, bütün düşüncelerimiz, bütün duygularımız, bütün korkularımız internette bir şekilde toplanıyor. Madem öyle, o zaman internete sorayım. Aşk nedir? Aşk neye benzer diye. Ve Flickr diye bir site var. Bilmiyorum herkes bilir mi? Artık biraz eskiydi ama Instagram'dan önce Flickr vardı. Bu fotoğraf
yüklemek için bir çok güzel bir siteydi. Hala var. Çok çok büyük bir arşiv. Ve oradan ben bir sürü yüz binlerce resim indirdim. Ve orada aradığım işte aşk, güven, ritual, iman, tanrı, inanç gibi çok böyle soyut kavramlar aradım. Ve bütün bunları indirdim ve kategorize etmedim. Hepsini bir şekilde karıştırıp ağın içine koydum. Ve kategoriler vermediğim için de değişik kategoriler arasındaki farkları bilmiyor. Hepsini bir araya sıkıştırarak, karıştırarak çok soyut çıktılar alıyor. Ve burada gene amaç bir seyirci olarak bu resimlere baktığımız zaman biz bir bakıma kendimizi görüyoruz. Biz kendimiz neysek onu yansıtıyoruz bu resimler üzerine. Bu çok değişik formlarda gösterdim bunu. Sadece kısaca bir video göstermek istiyorum. O da şu aslında. Gene başka bir motivasyon. Genel olarak bu teknikleri kullanırken çok fazla kontrol yok elimizde. Yani diyelim ki bir yapay zeka, bu neural network ağını 1 milyon resim üzerine eğittiniz. Ondan sonra video yarattığınız zaman o orada biraz kendi çapında dolaşıyor ve çıktılar alıyor. Benim buradaki başka bir sorum da ben bir sanatçı olarak nasıl kontrol edebilirim çıktıyı? Ben bunu nasıl kullanarak bir hikaye anlatabilirim? Ve bu dolayısıyla bu bir saatlik bir film aslında. Ve bu bir saatlik bir yerleştirme. Şimdi bunun 2 dakikalık çok hızlandırılmış bir versiyonunu çalacağım. Ya bu bir soyut bir film. Tüm adı A Brief History of Almost Everything in 60 Minutes. Yani her şeyin özeti. 60 dakikada her şeyin özeti. Ve bu film de 60 dakikada işte evrenin başlangıcından tutun, malzemenin oluşumuna, dünyanın oluşumuna, dünyada işte dağların, mağların oluşumuna, ondan sonra hayatın doğuşuna geçiyor. Hayatın doğuşundan evrim, ondan sonra insanoğlunun gelişi, medeniyetin gelişi, kültür, sanat, tarih, savaş vesaire. Bütün bu konuları böyle bir şekilde 60 dakika içerisinde bu yapay neural network'ın uzayından geçerek anlatıyor. Ve sunumum bu kadar olacak. Şimdi koşuya geçebiliriz. Söyleşiye çok teşekkürler. Evet, sevgili Memo Ak'tan. Değerli sunumun için biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkçe olarak anlattığım bu sunumun arşive geçmiş olması bu dilde değil mi? İlk daha önce internette bu İngilizceydi benzerleri. Evet. Evet, o açıdan da bir orijinallik taşıyor şu an. Çok memnun oldum. Zor oldu biraz ama. Çok güzel oldu. Bu arada konuşmamız sırasında İngilizce kelime kullanma ihtiyacı hissettiğinde bence kullanabilirsin. Zaten biz de birçok çeviriyi yaparken zorlanıyoruz. Bazen de bazı kelimelerin tam o semantik zengin karşılığı da dilimizde oluşmamış oluyor. Rahat olmanı isterim o açıdan. Peki, teşekkürler. Ben de ekranımı paylaşarak. Şu an ekranım geldi mi acaba? Evet. Bu arada ben bu ekranda sizlerin olduğu mozaiği görüyorum ama siz onu görmüyorsunuz değil mi? Tamamen sadece sunum. Evet, sadece sunum görüyorum. Tamam. Ya yani çünkü ben de örtüyor da kelimelerin üstüne o şekilde gidiyorsa. Evet. Seminerimizin konusu, webinarımızın konusu hesaplamalı sanat ve tasarım, computation
hesaplama kelimesinin karşılığı. Hatta burada da az önceki değindiğim engeli hissettiğimizi düşünüyorum. Çünkü geçenki panelde de konunun uzmanlarıyla, sevgili değerli Cem Sait hocamızla, Refik ile birlikte bunu tartışmıştık. Hesaplama kelimesi, computation'ın zihinlerde uyandıran o derin anlamını dilimizde şimdi ne kadar karşılıyor? Zaman içerisinde belki o da zenginleşecek. Çünkü hesaplama aynı zamanda calculation'ın da karşılığı ve de öncelikle dört işlem gibi algılanıyor söylendiğinde. Halbuki İngilizce'deki computation kelimesinin çok daha derin, zengin bir karşılığı var. Hatta onu Memo Akden'in ifadeleriyle burada yazdım. Computation as a language, bir dil olarak. Computation as a language of transformation, dönüşümün bir dili olarak. For describing behavior, davranışları ifade etmenin, açıklamanın, ki burada insan davranışlarını kastediyoruz, çok geniş bir kapsam, dili olarak ve aynı zamanda augmented ourselves, our mind, our physical abilities, kendimizi, zihnimizi ve fiziksel becerilerimizi, niteliklerimizi geliştirmenin, genişletmenin, zenginleştirmenin bir yolu olarak görüyorum diyor Memo Akden, computation eylemini. Ve burada çok geniş bir kavram var. Ve bu noktada computation'la alakalı şu an güncel bilim insanları ve düşünürlerin ne dediğine bakarsak, evet, Stephen Wolfram computation'la alakalı, pick any field X from archaeology to zoology, there either now is a computational X or there soon will be. Yani A'dan Z'ye herhangi bir meslek veya bir disiplin, bir bilim dalı, herhangi birini seçelim. İleride bunun yakın zamanda, yarın hatta yakın gelecekte bunun computational hali, yani hesaplamalı hali olacak. Yani buradan anlayacağımız anlam, bütün çabalar, bütün disiplinler, meslekler bir şekilde bir dönüşüme uğrayacak. Hatta şu an uğramakta ve biz de bunu anlayabilmek, bunu yere indirmek için sanat ve tasarım çerçevesinde tartışıyoruz. Evet, MIT'den Joshua Bach, daha felsefi, daha inherent, ben de kelimelerin bazen Türkçesini bulmakta zorlanıyorum, bir şekilde konuya yaklaşıyor. Universe is not mathematical but computational, ki Wolfram da bu düşünceyi destekliyor. Evren matematiksel değildir. Bu zamana kadar biz evreni ve fizik kanunlarını, doğanın kanunlarını hep matematikle ifade etmeye alıştığımız için özünün matematikle anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ama onlar bunun daha da farklı olduğunu, matematiğin yeterli olmadığını, bunun evrenin hesaplamalı, computational olduğunu söylüyor ve daha güncel bir yorumda gene bunu destekler nitelikte Yuval Noah Harari'den organisms are algorithms, organizmalar algoritmalardır diyor. Bu noktada da baktığımızda yaşam, doğa, yani evrenin bir uzantısı olarak açığa çıkmış yaşam ve doğanın da algoritmalardan, yani bir şekilde bir hesaplama sürecinden ibaret olduğu anlamı çıkıyor. Ya da ben çıkarıyorum tabii, konuklarımızın fikirlerini alacağız. Bu noktada hesaplamayı ben evreni, doğayı, yaşamı yeni bir farkındalık, yeni bir bilinç ile anlamak olarak görüyorum. Ve bu bahsedilen dönüşüm kesin istikamet ise, yani hesaplamayı bir yeni bir teknoloji, yeni bir teknik olarak sanki daha öncesinde fotoğraf makinesinin icadı gibi düşünmek, bunun çok ötesinde, buna göre çok geniş bir kapsam gibi. Çünkü mesela fotoğraf makinesinin icadında tek bir bilimsel prensibi çözümlemiştik. Şimdi sanki bilimsel prensipleri yeniden dekod edebilmek, yeniden icat edebilmek, yeniden tasarlayabilmek cek asıl yöntemi, asıl süreci elimize bir teknik olarak almışız gibi gözüküyor.
Sevgili Memo Akten, hesaplamayı bir teknik, bir metodoloji olarak nasıl algılamak gerekir? Yani bu kaçınılmaz bir istikamet mi yakın gelecekteki sanat ve tasarım üretiminde? Bir şekilde herkes bunu bir yetenek olarak ve de hesaplamalı düşünceyi, computational thinking, algorithmic thinking dediğimiz yaklaşımı bir tarz olarak edinmek durumunda mı? Evet, şimdi çok çok büyük bir soru aslında. Şöyle özetlemeye çalışayım. Burada aslında demişim, computation as a language demişim. Bir dil olarak düşünüyorum ve bu şu yüzden çok önemli. Çünkü kullandığımız diller olan bakış açımızı etkiliyor. Çok sevdiğim bir araştırmacı var, dil araştırması, dil üzerine uzmanlaşmış bir kognitif bilimcisi, Lira Boroditsky diye. Sadece dedim, çok insan bunu söyler. Yani kullandığınız dil dünyaya bakış açısını etkiliyor. Örneğin Lira Boroditsky'nin bahsettiği bazı örnekler. Bazı dillerde mesela bir, diyelim ki bir vazo kırıldıysa o vazoyu Mehmet kırdı diyen diller var. Veyahut da vazo kırıldı Mehmet tarafından diye kullanan diller var. Ve bu dil kullanan dillerin kültürlerinde de diyelim ki vazoyu Mehmet kırdı diye söyleyen kültürde daha bir kindarlık görünmüş. Yani daha bir suç vermiş. Halbuki vazo kırıldı diyen diller, dilleri kullanan kültürlerde daha az böyle suç atma konsepti varmış. Ya bunun için örneği çok. Yani kullandığımız diller bizim düşüncemizi çok derin bir şekilde etkiliyor. Ve kısıtlıyor. Bu yüzden birden fazla dil kullanmak anında zaten insanın ufkunu çok açıyor. Ben sadece iki dil konuşuyorum. İngilizce ve Türkçe. Ve bu iki dil içerisinde de anında görüyorum ki bir dil öbür dilden üstün değil. Ama içimizdeki çok zengin anlam dünyasını değişik şekillerde kesip biçiyor. Yani bazı kelimeler var Türkçe'de, İngilizce'de tam karşılığı yok. O tam o noktaya gelmek için birkaç değişik kelime kullanmam gerekiyor ve tam tersi de var. Şimdi computation'ı ben böyle bir dil olarak görüyorum ama çok farklı bir dil. Yani İngilizce'den, Türkçe'den bayağı farklı. Ve böyle bir dille düşünmeye başladığımız zaman o zaman dünyaya bakış açımızı resmen etkiliyor. En basit örneği belli konularda mesela bir şey doğru mu yanlış mı diye düşünüyoruz. Aslında doğru veya yanlış değil, bunun bir spektrum olarak düşünebiliriz belki. Ama o bile bazen yetersiz. Çünkü bazen spektrum dediğimiz zaman o tek boyutlu. Belki bu yüksek boyutlu bir doğruluk, yanlışlık gerçeği var. Belki yüksek boyutlu değil, yüksek boyutta bir distribution'ın Türkçesini şimdi hiç bilemiyorum ama pardon? Dağılım. Dağılım ha. Yüksek boyutta bir dağılım. Şimdi böyle bir computation'a alışıksanız eğer o zaman öyle bir durumla karşılaştığınız zaman bu illaki doğru veya yanlış değil de bu yüksek boyutlu bir dağılım olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bence çok önemli ama şu da çok önemli. Bu sadece bugün bizim bildiğimiz bir dil. Ve bununla da kısıtlı kalmamak lazım. Yani gene açık görüşlü olmak lazım ki her şeye computation olarak sadece bakmamak lazım. Bu sadece ekstra bir düşünme için bir araç olarak düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim çok kısaca. 1903 ya da 4'te sanırım bir galiba H.G. Wells, kim söylediysem hatırlamıyorum da çok sevdiğim bir şey var, bir söz. Sanırım H.G. Wells söylemişti.
Ve demişti ki, şimdi özetleyeyim Türkçe. Eminim ki diyor, gelecekte nasıl ki bugün her vatandaş iyi ve yararlı bir vatandaş olabilmesi için okuma yazması şart. Eminim ki gelecekte matematik, istatistik de bilmesi şart olacaktır diyor. İstatistik kelimesini kullanmıyor da şey diyor, işte means, averages, işte böyle terimler kullanarak bunları anlıyor olmamız şart olacak. Faydalı ve bir vatandaş olabilmek için de. Bunu 100 yıldan önce, 100 yıldan fazla söylemişti. Bu gerçekleşti. Ve bu kesin gerçekleşti. Yani bugün hakikaten topluma anlayabilmek için olan bitenleri en azından istatistik bence çok önemli bir şey. Evet. Sevgili Bager Hocam, siz bu konuda nasıl devam edersiniz? Ya bence Memo Akden'in sonunda bağladığı kısım çok değerli. Çünkü ben şimdi bu soldaki yazılara katılıyorum ama onların kapsam olarak yani tek başına alıntılandığında yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü hesaplama aslında bir yaklaşım stratejisi. Yani biz var olan gerçek bir şeyi modelliyoruz hesaplamada. Bir, hem anlamak için hem taklit etmek için ya da geliştirmek için. Yalnız bu hesaplamanın birebir gerçek olmadığını da aslında biliyoruz. Yani şey gibi düşünün. Ben bir canlının davranışını hesaplayabilirim ve atıyorum kuşların havadaki hareketlerini tahmin edebilirim ya da işte sürüler halinde gezinmelerini modelleyebilirim. Ama bu birebir modelleme değildir. Artık o kadar yaklaşırım ki gerçek gibi görülür. Hatta ayrıntılar önemsiz olarak kabul edilir. Mesela burada o önemsiz dediğimiz ayrıntıların sıkışacağı noktalar olabilir bazı konularda. Zaten oralara da bakıyoruz. Yani bizim insan gözlemi, bir insanın gözlemi de olmayabilir bunlar. Ama computational olmayabilir her şey. Yani Stephen Wolfram orada aslında bence biraz abartıyor. Ya da bir yaklaşım belirtiyor. Zaten Stephen Wolfram'ın aslında öyle düşündüğünü biliyorum da kendi perspektifimden söylüyorum. Her şey hesaplanabilir, olmayabilir. Ama her şeyi belirli bir ölçekte hesaplayabiliriz ve bununla tahmin edebiliriz, modelleyebiliriz. Zaten o yüzden şey çok önemli. Yani Wells'in dediği işte o istatistiksel model, ben şu anda aslında bence daha gerçekleşmedi o konu. Mesela şu an çocuklara kodlama öğretme işte genelde dünyada kabul edilmiş bir şey. Ama ben bir 10-15 yıl sonra istatistik öğretmenin genel bir şey olacağını düşünüyorum. Yani istatistik öğretmek de şey değil. İstatistik bilimini öğretmekten bahsetmiyorum. İstatistik kullanılan terimleri öğretmek. Yani örnek vereyim işte bir paranın bedelinin ortalama değeri, bir maaşın ortalama değeri değil sadece konu. Bir dağılımı aynı zamanda. Yani bir fabrikada çalışanların cinsiyetinin ortalama değeri değil. Ama bunun işte birçok eksendeki dağılımına bakmamız gerekiyor. Bunları öğrenmeye başlıyor insanlar. Yani ortalama gibi basit bir, ya da diyorum ortalama almak da aynı şekilde. Yani aritmetik ortalaması mı, geometrik ortalaması mı, başka bir şey mi? Yani bu kavramları öğrenmeye başlıyorlar. Bunlar evet bence de genel şeyin içine girecek. Çünkü aslında istatistiğe giriyoruz. Yani Harari'nin dediği de öyle mesela. Algoritma değil organizmalar aslında. Ama biz algoritmalarla organizmaların hareketlerini tahmin edip modelleyebiliyoruz. Yani hiç kimse zaten özellikle biyolojiyle uğraşan herkes bilir. Hamleyi %100 tahmin edemezsiniz. Yani bu makinedeki gibi, matematikteki gibi süper net bir alan değildir. Ama gerçekten de belirli bir dağılımın içerisinde biliriz. O yüzden hesaplama çok güzel. İdealaştırılması bana çok anlamlı gelmiyor. Ama ben de çok keyif alan biriyim. Yani hesaplamaya bayılan biriyim ve sistemleri modellemeyi çok seven biriyim. Ama şeye bakmak istiyorum orada. Yani bizim kullandığımız bazı çatı terimler var dilde. Ve bunların da aslında yani istatistiksel, mesela sözlük mesela günümüzde şeydir. Bu kelimenin anlamı ne diye yaklaşırız ya. Aslında sözlüğün istatistiksel bir şey olması gerekir. Yani hani birinci anlamı, ikinci anlamı, üçüncü anlamı vardır. Halbuki dese ki yani %72 ihtimalle şu anlamda kullanılmış literatürde. İşte %27 ihtimalle bu anlamda kullanılmış yazsa ilginç olabilir. Hatta bunun zaman içerisindeki değişimini de gösterse. Yani bu kelimenin bu anlamı yükseliyor şu anda, bu anlamı düşüyor gibi bir istatistik çıksa. Yeni sözlükler bakışımız var öyle hocam internette bu arada. Evet, ama sözlük yani klasik sözlüğe bakışımız değişir. Çünkü biz
O yani o modernist dünyada bir kelimenin bir anlamı var ve herkes öyle kullanmalı diyoruz ama tarihçiler çok iyi bilir ki kelimelerin anlamları yüzyıllar içerisinde çok ciddi şekilde değişir. Hatta işte atıyorum mesela reklamcılık dediğimiz alan bunun üzerine kuruludur. Yani kelime anlamını değiştirme üzerine işte milyarlarca doların döndüğü bir alandan bahsediyoruz reklamcılık. Dolayısıyla aslında bu bir alan. Mesela buralara istatistik olarak bakmak, yani istatistiksel olarak bakmak bana çok değerli geliyor. Hesaplamayı tek başına, hesaplama şey gibi bir his veriyor bize, bir şey, bir yanılsama veriyor aslında. Yani basit matematikten baktığımızda hesaplayacağız ve anlayacağız. O kadar basit olmayabiliyor. Yani atıyorum hava durumunu hesaplamak bildiğimiz gibi 3-5 tane değere bakıp yapamadığımız bir şey. Yapsaydık zaten o kadar büyük bilgisayarlar bu iş için çalışmazdı. Ya da feedback sistemlerinde yani kendine bakan sistemlerin hesaplamaları çok daha karışık. Yani işte kaotik modellere girdiğimizde hesaplama bambaşka bir seviyeye geliyor ve istatistikle ilişki kurmak zorunda kalıyor aslında. Dolayısıyla aşırı kutsallaştırmadan bakmak lazım ama evet yani hani aklın ilk şeyi o zaten. Çünkü düşünün insanlar bile tarih boyunca çeşitli mistik inançlarla işte fal bakarak bilmem ne hep geleceği tahmin etmeye çalışmışlar. Aslında bu da bir tür hesaplama, modelleme. Sadece kaynağını seküler bir kafayla verememişler. Bilim olmadığı için belki. Ama dertleri aynıymış. Peki hocam o zaman hesaplamayı mesela şu an dijital teknolojileri ve de interneti neredeyse bir tercih meselesi gibi değil. Yani onun nüfuz etmediği bir yaratım, üretim, düşünce yöntemi şu an pek kalmadı gibi. Hesaplamayı da böyle bir istikamet, kaçınılmaz bir istikamet computation'ı olarak düşünmek çok da doğru değil mi? Yani bir yani alternatif bir üretim ya da belki de ileride çok popülerleşecek ama kesin metodoloji olmayacak gibi düşünebilir miyiz? Ya şöyle şimdi ben orada istatistikle hesaplama kelimesini ayırıyorum. Ayırmam ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bunun 1900-1950'ler arasındaki kullanımında ve bazı temel ayrımlar var. Yani örnek vereyim. Bir makinenin bozuk olup olmadığını anlamak için 2-3 farklı yöntem var. Birisi makinenin içine açıp bakma. İkincisi makinenin davranışlarına bakma. Yani bir şeyden, tıptan bir örnek vereyim işte. Yani birinin atıyorum kan testi yapabilirsiniz. Hormon seviyelerini test edebilirsiniz. Bir de demin çok güzel örnek vardı işte. Benim aklımda gösterdi. Roche testi yapabilirsiniz. Şimdi bu ikisinde bir yaklaşım farkı var. Sanki biz genelde hesaplama deyince ilkini anlıyormuşuz gibi. Yani parçalara bakıp modelle ilerliyormuşuz gibi geliyor ama aslında hesaplama ikinciyi de kapsıyor genel anlamda. Bunu kabul ediyorum. Sadece algıda o kadar öyle gözükmüyor gibi. Yani günümüzde şey düşünün. 1990'ların sonuna kadar böyle bir şey mantığında ilerleyeceği düşünüyordu yapay zekanın. İfler yani eğer koşullarıyla ilerleyecek falan zannediliyordu. İşte dil bilimciler çalışıyordu mesela. Tercüme yazılımlarında. 1990'ların sonrasında istatistikçiler çalışmaya başladı. Yani dil bilimci neredeyse kalmadı gibi alanda. Yani çoğu şey yani dil bilimci tabii ki var ama daha çok istatistikle ilgilenen dil bilimciler girmeye başladı. Kuralları ard arda koyarak ilerleyemiyoruz oldu. Oradaki şey hesaplama mı yoksa holistik bir şekilde analiz edip tahmin etmeye çalışma mı emin olamıyorum. Yani terimin günlük kullanımında ayrışıyormuş gibi geliyor ama bilimin yani alan tanımına bakınca da kesişiyormuş gibi geliyor bilmiyorum. Yani Memo Akden'in çok güzel bir örneği var işte bu bir neural network'e eğitiyorsunuz. Neural network bir fotoğrafa bakıp bu adam ne kadar gladyatör diye tahmin etmeye çalışıyor. Mesela gladyatöre benzerlik analizi gibi. Şimdi bu mesela aslında dilimizde bir sıfat yani biz bunu birbirimize yapabiliriz. Sence bu adam gladyatörü oynar mı oynamaz mı deyip bir sıralama yapabiliriz. Buradaki şeyin hesaplamalı kabul edilmesi böyle çok çok emin yani rahat hissettirmiyor beni bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama ben o kadar huzurlu olamıyorum orada. Peki hocam. Peki Memo Akten iki dil biliyorum dedim. Hocam da dil bilimcilerden şu an daha çok istatistikçilerin hatta istatistikle ilgili dil bilimcilerin ilgilendiğini söyledi. Yapay zeka ve algoritmik hesaplamalı düşünce ile. Bu noktada hesaplama, computation bir
makine ile iletişime girdiğimiz bir machine language olarak öğrenmemiz olarak karşımıza çıkan ya da yapay zekayı bir yarın general purpose technology, genel amaçlı teknoloji olarak kullanmamız gerektiğinde kazanmamız bir gereken bir düşünce yapısı olarak bir iletişim dili mi? Yani bu noktada makineler artık iletişime geçeceğimiz başka bir tür mü, anlaşmaya çalışacağımız sanki yeni karşılaştığımız bir uzaylı ırk gibi bundan sonra ya da yakın gelecekte? Enteresan bir soru. Aslında potansiyel olarak şu anda uzaylılar ve yapay zekanın bir bakıma amacı, ama amacı değil de bir yan etkisi, daha insancıl hale getirmek. Yani şu anda bir program yazmak için bizim, yani bilgisayara bir şey yaptırmak için bizim yeni bir dil öğrenmemiz lazım. Programlama dili. Ve bu programlama dilleri gittikçe insancıllaşıyor. Benim ilk öğrendiğim dillerden bir tanesi assembly'ydi. Ve insani bir dilden en zıt, çok zıt. Direkt makine koduyla yazıyordum. B0, B8, A0 diye kod yazıyordum. Bu hiç insancıl değil. Bu tamamen bir uzaylıyla iletişime geçmek gibi bir şey. Yani orada her şeyi düşünmek gerekiyor. Bu alet nasıl çalışıyor? İşte işte instruction pointer burada, hafıza burada, onu oraya götüreyim, bunu push edeyim. Yani çok çok hiç insancıl değil. Şu an kullandığımız işte diller, işte yok Python falan, yani İngilizce okumak gibi bir şey, Python okumak. Ya bayağı bir insancıllaştı. Ama şimdiki ikinci aşama, ikinci dediğim bundan sonraki aşama ve bu yapay zeka dediğim, yapay zeka çok geniş bir alan. İşte Bagar Hoca'nın dediği gibi işte expert system'lar, if'ler olan yapay zeka çok daha büyüktü 90'larda. Ama şu andaki yapay zeka çok popüler olan işte öğrenen makineler, machine learning. Ve burada da direkt kod yazmaktansa veriden öğreniyor. Yani örnekle programlıyoruz makineleri. Ve öyle bir hale gelebilir ki, gelebilir. Şu an zaten olan şey, en basit örneği, biz demiyoruz ki bak kedi şöyle bir şey ve ona anlatıyoruz, köpek böyle bir şey anlatıyoruz değil. Diyoruz ki bak, bunlar kedi, bunlar köpek. Sen bul, nasıl ayırt edeceğini sen çöz. Birkaç hafta önce Google DeepMind çok 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 büyük haber. AlphaFold 2 protein katlama probleminin bir kısmını, yani tek kanal mı diyeyim, tek strand protein ve diş etkisi olmayan problemini çözdü. Yani protein nasıl katlanır? O problemi çözdü ve bu 50 yıldır falan çözülmeyen bir problem. Ve ben biyolojist değilim ama çok okuduğum şeyleri, bu konuda problem üzerine çalışanların düşüncelerini çok okudum. Ve gene Bagar Hoca'nın dediği gibi nasıl dil bilimcilerinden daha çok estetikle çalışanlar dil üzerine çalışıyor. Bu da öyle. Birçok bu problem üzerine çalışan insanlar şaşırıyor. Nasıl oluyor da işte yok Van der Waals modeli girmeden, bilmem ne modelleri girmeden, bilmem hangi constraintleri girmeden sistem çözüyor. Çünkü bugüne kadar ki bütün yaklaşımlar, yapay zeka kullanan yaklaşımlar bile oturup bizim insan olarak edindiğimiz bilimi bir şekilde aktarmaya çalışıyorduk. Ve kurallar koyuyorduk. İşte ya fizik kurallarını programlıyorduk. Ona göre çözmek çalışsın diye. Halbuki AlphaFold 2'de bunların hiçbiri yok. Örnekle çözüyor. Dolayısıyla bunu ileriye götürdüğümüz zaman insan bilgisayar iletişimi, soruna geliyorum şimdi tekrar, çok daha natural hale gelebilir. Ve amaç da zaten bu. Yani şu an ben telefonuma konuşarak etkileşime giriyorum. Yani bu machine koddan çok farklı. 20 yıl önce, 30 yıl önce yaptığım kodlamadan. Evet, yani kısaca bu. Peki, yani mesela bizim
onunla olan iletişimimizde, makine ile olacak iletişimimizde gene de bir şekilde bir akış şeması halinde düşünmemiz mi gerekir, yoksa bayağı gündelik duyguların dahil olduğu, belki de triplerin dahil olduğu bir konuşmayı da anlayabilecek bir elastik seviyeye gelebilecek mi öngöründe? Memo'yu kayıp mı ettik? Galiba durdu. Bağlayayım mı oradan topu? Ya da Esra'ya attım. Evet, Memo'nun sesi gelmiyor. Esra, bilgisayar bizi anlayacak mı? Derdimizi çözecek mi? Evet. Benim de aslında küçük örneklerim vardı ama Memo geldi. Memo'dan sonra söz alayım. Alo. Evet, tekrar hoş geldin Memo Ak'tan. Kısaca şey diyeyim, sözü benim sonra tekrar çok konuştum çünkü. Asimov çok severdim küçükken, bilim kurgu yazarı. O da hep yapay zeka ama robot üzerine yazı robotlar. Onun dünyasında robot şeyleri var, psikiyatristleri var. Orada öyle bir evren yaratıyor ki Asimov. İşte böyle bir dünya bizim ama robotlar var. Robotlarla insanlar beraber yaşıyor. Ve robot psikiyatristleri var. Ve bu robot psikiyatristleri de hem normal psikoloji hem de matematik ve istatistik üzerine çalışmış insanlar. Yani insan, senin sorununun tersi aslında, insanlar robotlara matematik ve psikolojiyle psikolojik tedavi yapıyorlar. Neyse, Esra'ya bırakayım ben sözü. Evet sevgili Esra, bu slide. Ben bu konuyu neresinden toparlasam, ya şöyle ki, ben konuyu biraz daha aslında Kant ve David Hume tarafından bakmak istiyorum. Yani felsefe tarafından bir tık daha aslında buraya bağlamak istiyorum. Evet, ama ondan önce şeyi söyleyeceğim. René Margre'nin birçok güzel bir işi var. Şöyle yazayım, paylaşabilirsen çok çok sevinirim. Bu bilgisi değildir. Bir saniye. Chat'e yazdın en evet. Şöyle yazabildin mi? Chat'te görüyoruz. Buradan şimdi hemen anlatacağım. Evet. Ben o sırada göstereyim, sen anlat. Çıkarttın mı? Ben de şimdi... Çok hızlı silah çekiyor Bager Hoca. Evet, ya, topu bana atıyor, silah çekiyor. Bu bilgi bu değildirle aslında hani bir tık daha çağdaş sanata, kavramsal sanata gelip oradan günümüze bağlayacağım. Şimdi dil dediğimiz konu hakikaten işte en başından beri konuştuğumuz gibi neyi anlıyoruz, neyi görüyoruz. Her şeyden önce işte 2 kere 2'nin 4 ettiğini düşündüğümüz bir dünyanın içindeyiz ama doğada 4 rakamını görmüyoruz. Ya da 4'ü biz söylüyoruz. Güneşin battığını görüyoruz ya da doğduğunu görüyoruz. Ama onu da bir yanılsama olarak görüyoruz. Bize öyle yansıyor çünkü. Şimdi tüm böyle bir zaten her şeyi hesaplayarak ya da her şeyi düşünerek yaptığımız bir dünyadayız. Yani işte Mars'a gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Neyle gidiyoruz? Dediğim gibi yani bir yanılsama bir dünyanın içindeyiz bir yandan da. Ve bunun üzerinden bir şeyleri hesaplayarak işte matematik var, istatistik var ve bir takım şeyler var ve bunlarla devam ediyoruz. Aynı şekilde dil de öyle. Yani işte Rönen'in anlattığı da o şekilde. Yani bu bir pipo değildir dediği noktada pipoya işte ilk başta biri en bu arada basit anlamıyla anlatayım. Pipo değil de çatal deseydi 100 yıllar önce ona biz pipo değil çatal diyecektik. Hani tekim biri pipo demiş ve bugüne kadar pipo diye gelmiş. Şimdi dilin hakikaten farklı şekilde anlamları var. Ama dilden önce insan zihnine geldiğimizde yani muhakeme yapmaya geldiğimizde konu izlenim ve fikir olarak ikiye ayrılıyor. David Hume ve Kant tarafında da. İşte izlenimler algıları oluşturuyor. Buna bağlı deneyimler var, renkler var, yansımalar var, semboller var aklımızda oluşan. Ve tüm bu aslında hikaye
zorunlu olduklarımız, yani priori dediğimiz ve bir yandan da a priori dediğimiz yargılara dönüşüyor. Şimdi hesaplama da böyle benim için. Yani bir zorunlu olarak öğrettiklerimiz ve öğrenen ve bize bir çıktı sunan, tıpkı insan gibi, tıpkı bizim gibi çevreden aldığımız ve öğrendiğimiz şeyler. Bir yandan da kimsenin etkisi olmadan, bir şey de olmadan kendimizden gelen aslında düşünceler. Tabii ki buralar da hala benim için de tartışmalı. Ama ve lakin bugüne geldiğimiz noktada az önceki hani örnek işte Memo'nun bahsettiği robot Asimov konusu. Aynı konu yine orada da bence var. Frankenstein'a Sophie robotu benim için ayrı değil. Yani bir hikayeydi. İşte bir canavar doğdu bir gün. Frankenstein doğdu ve bir hikayeden doğdu. Ama bugüne baktığımızda, ilk robotlara baktığımızda da onlardan korkuyorduk. Ve sonra alışmaya başladık. Ve işte insan-robot etkileşimi diye bir aslında konular, yani bir alan başladı. İşte bunlar hesaplanmaya başladı. İşte bir yandan tekinsiz vade diye bir konu geldi. İşte robotlardan ne kadar insana benzerse az korkarız ya da çok korkarız gibi konular peşi sıra geldi. Dolayısıyla aslında en başından beri her şeyi hesaplayarak geliyoruz zaten. Tek fark neyi, neden ve nasıl yaptığımızın insanın zihninde ve insanın içinde değişiyor olması. Yani Memo'nun hesapladığı bir şey onun için çok anlamlıyken belki de Memo için anlamsız olabiliyor. Ya da tam tersi de oluyor ama hala bence şunun cevabı çok net bir şekilde yok. Hangimiz doğru dili kullanıyoruz? Yani hangimiz doğru dili kullanarak aslında devam ediyoruz? Hangimizin dili doğru? Açıkçası ondan da şüphe duyuyorum. Yani biraz şey gibi, düşünüyorum öyleyse varım. Gerçekten bir düşündüğümden de şüphe ediyorum kısmıyla ilgili. Dolayısıyla bence istatiksel taraf ve hesaplama tarafı da makinenin de aynı zamanda düşünüyorum öyleyse varım dediği noktada birazcık açıkçası neyi ne kadar düşündüğüyle, ne kadar veriyi kullanarak düşündüğüyle alakalı ve nereye gideceği de hali hazırda sanırım Memo'nun dediği gibi çok daha insanlaşacak, çok daha bizden olacak. Çünkü zaten biz yapıyoruz onu, etiğini de biz koyuyoruz, işte konuşulmasını da biz koyuyoruz. Dolayısıyla bu bir pipo değildir konusu. Bugün anlattığımız noktada gerçekten dilin sınırını belki bugüne kadar getiren ve ileriye de götürecek bir nokta benim için diyebilirim. Evet, teşekkür ederim. Ager çok düşündü. Çok korkuyor. Ben o işi şey zannediyordum. Resim ya o. Pipo değil o, resim falan diye değil mi? Öyle değil o da mi? Var. O da var. Yok şöyle, iki taraflı John Berger kitabında bahsediyor. Ben sadece bu tarafa geldiği tamam. için, dile geldiğimiz için öyle dedim ama aslında evet. Bager'in dediği gibi pipo var. Bir resim. Pipo değil. Onu anlatıyor ama bir yandan da işte birileri pipo dediği için pipo kısmı da evet. var. Ya orada şey ilginç geliyor senin dediğinde düşününce, yani biz akılla ilerlemeye çalışıyoruz yani. Yani aslında amacımız o yani. Dünyayı anlamak yani. Evet. Hepimizin amacı aşağı yukarı o. Neler döndüğünü anlamaya çalışıyoruz. Onu anlamaya çalışırken sürekli takılıyoruz ve patinaj çekiyoruz ya. Patinaj çektiğimiz için birileri diyor ki ya kardeşim bir doğru diye bir şey bulalım yani. Hani konuşuyoruz. Spekülasyon altı kayıyor. Ve ya sanki doğru mu işte... gerçek mi acaba? Yok yani... Gerçek de var, doğru. Ya ikisi de olur. Yani mutlak doğru, evrensel doğru bulalım. Yani sonuçta sembolik mantığın çıkışı da bu. Hani matematiğin çıkışı da bu. Yani her zaman doğru olabilecek bir şey bulalım diye ilerlemeye çalışıyoruz. Ama buradan çok ilerleyemeyince şey geliyor gibi. Ya orada bir temel bilgisayarları biz sonuçta bu doğru üzerinden yaptık. Ve bilgisayar dünyadaki bilimin en net ispatıdır. Çünkü iki tane bilgisayarda bir yazılım aşağı yukarı aynı çalışır. Yani dolayısıyla bu yani bilimsellik göstergesidir aslında. Tekrar edilebilirlik anlamında mı hocam? Evet tabii ki tekrar edilebilir. Deneydir. Her yazılım çalıştırma anı tekrar edilebilir bir deney anıdır. Yani bilimsel bir deney yapıyorsunuzdur. Aynı kodu, aynı işlemi yapıp aşağı yukarı aynı sonucu bekliyorsunuzdur aslında. Bu bayağı bilimsel düşüncedir. Ama o istatistik şeyi şuradan geliyor. Yani bu çok yavaş ilerliyor. Yani temel sağlam koyup üzerine bir şey koymak. Düşünsenize yani milyonlarca... Düşünür, işte araştırmacı, uygulamacı ancak bu kadar ilerleyebilmişiz yani 100 yılda, 200 yılda.
Dolayısıyla bir yandan da bir kısmı da şey diyor, ya buna bakmayalım, istatistiklere bakalım. Yani nasıl kullanılıyor, nasıl ilerliyor falan. Bence zaten şu anda 90'lardan sonraki en büyük devrim bu oldu hesaplamada. Yani hani oraya değil de en azından bu zemini kullanarak, ürettiğimiz zeminde çalışabilecek istatistiksel modeller. Çünkü şimdi yapay zeka terimini hala bence bir anlaşılmasında bir tereddüt var. Şimdi zeka geçtiği için çok duygusallaşıyoruz. Aslında biz şunu yapıyoruz. Bilgisayara kendi computational dilini, hesaplamalı dilini bulabilecek ortam sağlıyoruz. Yani şu an günümüzdeki yapay zeka o. Yani o bilgisayar da bir yazılım geliştiriyor ve o yazılımı geliştirmeyi öğreniyor. Yani bilmiyorum, şunu desem yanlış mı olur? Yani neural networkler kod yazmayı öğrenen bir insan gibidir yani. Aslında o problemi çözecek kodu yazmaya çalışıyor. Ama orada tabii bu tek başına yaparsa çok karanlık bir yere gittiği için bizimle iletişimini sağlayacak kişiler de var. Ya o dilleri kolaylaştırmak, işte atıyorum yani şey Mehmet Ak'tan söyledi ya, hani kurcalamak zorlaşmaya başlıyor. Sistem kompleksleştikçe müdahale zorlaşıyor. Mesela kimisi o sistemin becerisini arttırmaya çalışırken kimisi insanla arasındaki köprüyü kurmaya çalışıyor. Bu denemeleri, bu dili yaratıyor. Burada ayrı bir dil oluşuyor. Evet hocam. Bir sonraki slaytımda konuyu biraz daha sanat ve tasarım alanına çekmek istiyorum. Evet. Memo bir şey diyeceğim. Fotoğraflar geldi ama ben henüz paylaşamadım. Çünkü bugün geldi. Özür dilerim. Affet ne olur. Hemen atacağım sana da. Çünkü çok iyiydi geldi. Gelir gelmez de hemen Kerim istemişti o an. Gönderdim. Da, evet, sunumdan 10 dakika önce aldım fotoğrafları. Böyle. Affet. Evet. Memo'nun Memo, sevgili Memo Akden'in Esra'nın küratörlüğünde İstanbul The Lights Festivali kapsamında gerçekleştirdiği enstalasyonunun fotoğraflarını görüyoruz. Esra, ne zamana kadar izlenebilirdi? Bize biraz aslında bitti. Sadece iki gün gerçekleştirdik. Eş küratörüm Ayça Okar'la birlikte. Evet. İki gün Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirdik. Maalesef sona erdi. Videolarımız, fotoğraflarımız var elimizde. Evet. Memo, Simple Harmonic Motion. Bu İsim aslında evet, bana mesela gene bir yaklaşımı hatırlatıyor. Bu Alan Turing'in ölmeden önceki son makalesinde bize Reaction Diffusion diye bir algoritmayı tanıtmıştı. Hatta ne kadar onunla kardeş mi bilmiyorum, Cellular Automata benzer işlevler yapıyorlar değil mi? Orada da çok kompleks, neredeyse doğada gördüğümüzde hayran kaldığımız kadar kompleks kompozisyonların çok basit iki satırlık aslında algoritmaların sonsuz iteration, yenilemesiyle açığa çıktığını görüyoruz. Bir noktada da aslında her şey bu kadar basit mi? Ya da bir şekilde kuantum seviyesine de inersek Theory of Everything gibi tek satırlık bir şeyden bahsedebilir miyiz? Bunun yaratım, tasarım, düşünme süreçlerimize tesiri nasıl olur? Yani aslında çok basit şeylerin çok kompleks kompozisyonlara neden olabildiği gerçeği. Hem hayret veriyor bazen ama aynı zamanda da bir anda ya bu kadar basit olabilir mi gibi bir şaşkın, o da bir, başka bir şekilde de hayrete düşürüyor, şaşkınlık uyandırıyor. Burada da bir evet. Fourier serisi bildiğim üzere gerçekleştiriyorsun. Şimdi Fourier kısmına sonra geleyim. İlk kısmından başlayayım. Çok çok enteresan bir şey. Bu beni ve birçok insanı çok düşündüren bir konu. Nasıl oluyor da gerçekten bu kadar basit şeylerden enteresan şeyler çıkabiliyor? Bahsettiğim gibi reaction diffusion patternleri olsun, işte geçen sene sanırım, bu sene miydi? Yok, bu sene Conway'i kaybettik, Game of Life'ın. Evet, koronadan kaybettik maalesef. Koronadan kaybettik, evet. Bu yaz işte en meşhur Cellular Automata'lardan bir tanesi. Evet.
Az önce Wolfram'dan bahsettik. Wolfram'da Seller Automata, A New Kind of Science diye kitabı var. Seller Automata. Evet. Tam hastası. Hem A New Kind of Science'ı yazdı 2002'de mine. Ansiklopedi gibi bir şey. Bir de sanırım bu yıl ya da geçen yıl yeni bir fizik teorisi çıkardı. Evet. Yani o dünyanın, yani dünya dediğim işte, gerçekliğin bir nevi Seller Automata olduğuna inanıyor. Ya computation, Seller Automata computation'ın çok küçük bir branşı. Ama o bütün evrenin çok özel bir Seller Automata olduğuna inanıyor. Sen buna benzer bir şey inanıyor musun? Çok merak ediyorum. Bager hocam aslında çok orada durmadığını söyledi. Çok ne pardon? Bager hocam çok o noktada tereddütlerin olduğunu söyledi. Sen inanıyor musun buna? Çok merak ediyorum. Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Şu ana kadar aslında Bager hocanın dediği her şeye çok katılıyorum. Yani ve tekrar altını çizeyim. Ben mesela computation'ı ekstra bir dil olarak görüyorum. Yani kesinlikle şeye çok karşıyım. Bütün problemleri bilgisayar yazılımla çözelim. Çok karşıyım. Ben kışı şeylere geçirdim. San Francisco'da geçirdim. Ve orada oradaki bir felsefe, bir problem mi var? Hemen bir app yazalım. Toplumda bir işsizlik mi var? Hemen bir app yazalım. Yani buna inanmıyorum. Ah Memo, gene gitti bende. Çok güzel bir anında. Hemen app yazarlar bu duruma. Yine Amerikalılar. Pardon? Yok, tam. Seni kaybettik. Hemen bir app yazalımdan sonra bir daha alabilir misin? Çok heyecanlı şeylerden bahsediyordum. İnternetim biraz zayıf maalesef. Diyordum ki ben buna inanmıyorum. Yani ben computation'ı daha çok bir ekstra zihnimizin bir araç olarak görüyorum. Yani problemleri değişik araçlarla bakmamız lazım ki. Çünkü şu da var. Biz bütün tarihimize baktığımız zaman biz her zaman kendimizi özel olarak görüyoruz. Biz bir zamanlar işte evrenin ortasında dünya var diye inanıyorduk. Ondan sonra tam Galileo falan dedi ki böyle değil ama sadece bir tane güneş sistemi var. Ondan sonra sadece bir tane galaksi var. Ve şu an kesinlikle biz o kadar mı şanslıyız ki gerçek computation ve biz bu zamanda doğduk. Ben inanmıyorum buna. Bundan 1000 yıl sonra, yok, kesinlikle. 1000 yıl yani sonra diye bakacaklar bize ve diyecekler ki yazık, computation'a başka bir şeyleri yoktu diyecekler. Buna inanıyorum. Ama şu da bir gerçek ki şu an biz bu konuşmayı yapabiliyoruz internet üzerinde. Bunu yapabilmek için neler oluyor? Yani benim aklım uçuyor. Ve şu an bu konuşmanın gerçekleşebilmesi için olan her şeyi inanmıyorum ki dünyada bir insan olsun. Vakıftır değil mi? Yok. Hepsini anlasın. Yani icabında bu işte video çalışıyor, burada bir CCD var, ondan sonra onu encode ediyor, TCP/IP'ye koyuyor, paketler gidiyor, wireless'tan gidiyor. Ve bütün bunların olabilmesi için biz bir şekilde evreni bir derece anlayabiliyor olmamız lazım. İşte buna fizik diyoruz aslında. Fiziğin şeyi bu, amacı bu. İşte kompres etme. Yani ilk başta sunumda dedim ki hani evrende bir düzenlilik var. Belli ki bir düzenlilik var. Esra da demin bahsetti. Yani 4 diye bir şey yok aslında evrende. Evet yok ama bir şekilde kullanışlı 4 kavramı. Hatta sayılar, buna çok iyi anlıyorum. Mesela sayılar hadi bir nevi kolay. Hani 4 tane mandalina var dolapta. Tamam o 4. Peki i? Ya -1'in kökü i. Evet, kompleks sayılar. Çok yani her yerde çıkıyor kompleks sayılar. Bu beni çok düşünen. Kompleks sayılar fundamental mı? Mesela bu bence çok enteresan bir soru. Yani ben computation'ın fundamental olduğuna inanıyor değilim Wolfram gibi. Ama şu bir gerçek ki evrenimizde bir düzen var. Ve biz matematikle bu düzeni bir şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Ve bir yere kadar bu çalışıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Sonra sözü tekrar vereyim.
gene Bagar Hoca'nın dinlediğim bir şey hatırlattı. Hani bunlar hepsi birer model. George Box'un bir sözü var. Bütün modeller yanlıştır. Ama bazısı kullanışlı. Bu bir sözü. İkinci bir sözü, bütün modeller yanlıştır. Ama bazısı kullanışlı. Önemli olan ne kadar yanlış olduktan sonra kullanışlı olmamaya başlıyor. Bunu anlayabilmek. Onu deyip tekrar sözü size bırakayım. Evet. Bagher Hocam, sizin peki bu çok basit süreçlerin sonsuz yenilenmesiyle çok kompleks işlerin açığa çıkması bu yöne bu bir devrim olabilir mi? Peki üretim tekniklerinde, sanat ve tasarımın düşünce yöntemi, organizasyon yöntemi, üretim yöntemi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu aslında temelde, şimdi çoğu kişiye kopuk gelecek ama sıkıştırma algoritmasıyla aynı şey. Mahattin'in söylediği, yani compression algoritmi. Bütün soyutlamalar ve modellemeler de bir sıkıştırma algoritmasıdır. Yani siz aslında evrendeki karmaşık bir şeyi basit bir kural setiyle anlatmaya çalışıyorsunuz. Bazı kural setleri o kadar yalındır ki seller otomata gibi bizi büyüler ya da fraktal hesaplamalar gibi inanılmazdır. Böyle o kadar büyüleniriz ki bulduk deriz yani evrenin formülünü ama gerçek öyle değildir. Yani gerçeğin birebir kopyası gerçektir yani. Başka bir şey değildir. O yüzden o şey değil ama sıkıştırmayı şöyle düşünebilirsiniz. Yani bu da aynıdır. 5 yıl boyunca bir his yaşamaya, pandemi sürecinde yaşadığınız his vardır. Böyle bir türlü anlatamadığınız, söyleyemediğiniz bir his vardır. Biri böyle 3-4 satır bir şiir okur ve pıtır pıtır dökülürsünüz. Üngür üngür ağlamaya başlarsınız. Çünkü sizin o bütün hislerinizi dile getirir. Okay. Bu da bir sıkıştırma algoritması. Yani sıkıştırma algoritması illa böyle mantıksal model olmasına gerek yok. Aslında bir genel bir durumu çok iyi özetleyen bir şey. Ama yine Mehmet Akden'in dediği gibi şey var. Yani her soyutlama gerçek hakkında bir şeyleri reddeder. Yani bunu biliyoruz. Bir yerin, mesela bir ülkenin en iyi haritasını yapmaya kalkarsanız ülke boyutunda yapmanız gerekir. Yani bu kadar basittir. Yani ülke boyutunda değilse o harita bir şeyleri göz ardı edecektir. Neyi göz ardı edeceğine bakarız orada. Ve önce orada zaten eskiden gerçeğe ulaşma derdi vardı. Şu an mesela başka bir dert var. Şu an okuyan bunu niye okuyor'ya bakıyoruz mesela. Yani bu en güzel örneklerden biri İngiltere'deki metro haritasının büyük geçirdiği devrimdir. Yani eskiden lokasyonları birebir konurken haritaya, sonra dediler ki ne gerek var bu eğri büğrü çizgilere? İnsan kafasında bu bir düz çizgi. Ver şu düz çizgiyi şuradan muhteşem haritalar çıktı. Şimdi o da çünkü gözlemciyi ciddiye almakla ilgili. Yani gözlemci. Dolayısıyla bir anda gerçeğin o Esra'nın dediği gibi, Esra Özkan'ın, başka bir gerçeğe dönüyor. Şimdi orada bir gerçek vardı. Onu basitleştirmeye çalıştık. Sonra dedik ki ya gözlemleyen için yapalım. Yeni bir dil oluşturduk. Sonra bunun gerçekliğini yaşıyoruz artık. Dolayısıyla iç içe bir sürü hikaye oluşmaya başlıyor. Benim diyeceğim kabaca o. Yani o sıkıştırma algoritmaları benim çok ilgimi çeken şeyler. İyi matematiksel modeller iyi sıkıştırma algoritmalarıdır. Yani bunu söyleyebilirim. Yani seller otomata, cücresel otomatlar çok güzel sıkıştırma algoritmalarıdır. Birçok şeyi modelleyebilirsiniz. İnanılmaz keyiflidir. Oynaması da çok keyiflidir. Fraktal geometri öyledir. Yani bir sürü şey geometride mesela, ya da o görsel taraftakileri anlayabiliyoruz ya. Şimdi matematiksel olan da bir sürü var da onları çıkarmak çok... Mesela neural network tasarlanırken, bu yapay sinir ağları tasarlanırken şunu yapıyorsunuz. Şimdi bir bilgisayar programı var ve bir problemi çözmeye çalışacak ve bunun için kod yazacak gibi düşünün. Ya ben bir robot yaptım, bir problem belirledim, kodunu yazacak. Şimdi normalde bizim Python'da mı yazsın, Assembly'de mi yazsın diye konuşuyoruz. Ya dedik ki şimdi Assembly'de rastgele kod yazan bir bilgisayar düşünün. Bir de Python'da rastgele kod yazan bir bilgisayar düşünün. Şimdi hangisinin performansı daha iyi? Assembly muhtemelen daha iyi olacak çünkü karakter sayısı az. Okey. Sonra diyorlar ki ya bunu böyle yapmayalım. Biz bilgisayarın yazabileceği bir bilgisayar programlama dili yapalım. Bu dildeki her hamle anlamlı bir şeye denk gelsin deyip o yapay sinir ağlarının modelini tasarlamaya çalışıyorlar. Hem onu yapay sinir ağlarını her programı yazabilecek karmaşada, yani Turing Complete yapmaya çalışıyorlar. Hem de yapılan her hamlenin anlamlı bir değişiklik olacağı bir yere götürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla orada da benzer bir mantık var. Yani bilgisayarın modellemesini kolaylaştıracak bir dil yazmış oluyoruz. Evrensel bir fonksiyon yazmış oluyoruz. Ama tabii dürtümüz hep şey yönünde. Yani hayatın bir anlamı var ve biz bunu bulacağız.
Çünkü hayatın bir anlamı yoksa bizim anlamımız yok gibi olacak ya. Az önce de söylediğiniz gibi bu arayış içerisindeyiz zaten. Bir, yani homo sapiens, sapiensin ben şöyle bir anlamı olduğunu okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Farkındalığının farkında olan insan. Hmm. İki sapiens yani bir nevi aslında işte o arayışın sonucu değil mi? Evet ama şey çok üzücü tabii bir yandan. Yani bizden daha zeki sistemler kurmamız ve onlara müdahale edemeyecek olma olasılığımız. Yani biraz bilim kurgu duruyor ama orası ya yani gelecek gibi gözüküyor. Şu an bütün istatistikler bunu gösteriyor aslında. Yani neredeyse hiçbir bilim insanı şey demiyor yani. Çok az kişi var toplulukta. İnsandan daha zeki bilgisayarların yapılamayacağı şeyinde iddiasında çok az kişi var. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. Hani oraya kadar fena değil, iyi gider bu hesaplar ama sonra işler karışabilir gibi geliyor. Bu da çok kısa bir şey diyeceğim. Bir aslında şey konusu var ya bak yani hani concept learning yani işte bu işte farkında olma hali, farkındalık arama hali bir yandan da bir konsept dahilinde aramak yani. Hani bu şey gibi yani hiçbir şeye inanmıyor olsanız bile hiçbir şeye inanmadığınız için bir şeye inandığınız varsayılır. Dolayısıyla inanırsınız gibi. Yani bu tür denklemleri bile bir concept learning'e sokup aslında düşünceye, algıya çekip algılıyoruz. Anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani konunun diğer bir anlamı da o bence. Yani neden bu kadar anlam arıyoruz? Evet, anlamı olmazsa biz de var olmayacağız. Ama bu bir yandan da öğrenme şekli, dünyayı anlama şekli belki de. Tabii yok kablolarımız öyle zaten. Yani bunun sebebini bulmak tamam o ayrı bir bilim araştırması olur ama yani gerçekten ben bir çocuğa baktığımda niye anlamaya çalışıyor diye sormak kadar saçma bir şey yok. Yani o doğası öyle zaten. Hatta çocuğa sorun niye anlamaya çalışıyorsun? Garip garip cevaplar verir yani ama yani onu bilmen gerekmiyor yani yaptığın şekil öyle. Evet sürekli modellemeye çalışıyoruz dediğin gibi yani bir bağlama oturtmaya çalışıyoruz. Zaten en büyük sorun da o. Yani insanın kendini merkezden yani bir bilimsel argüman insanı merkezden dışarı itiyorsa muhtemel daha doğru olma ihtimali daha muhtemeldir diyebilirim. Çünkü normalde bir insan böyle bir bilimsel argümanı üretmiyor. Yani saçma geliyor çünkü. Yani işte atıyorum kuantumun ne olduğunu anlaşılmasının hala benim için ben bir sürü okudum ama hala da anlamıyorum. Anlayamamamın sebebi benimle ilgili değil. Yani benim gördüğüm skalada olan bir gerçekliği yok mesela. Ya da işte aynı şekilde hala düz dünyacıların oluşu bunun muhteşem göstergesi değil mi? Yani direnebiliyoruz yani anlatabiliyor muyum? Direnmek için elimizden her şeyi yapıyoruz. Kendimizi merkezde olduğunu hissetmek için. Yani hesaplamanın burada güzel tarafı şey gibi. Yani o demin yani o patinajı yapmayalım. Yani ölçelim, hesaplayalım. Oradan gidelim yani başka yöntemler bulalım. Hani bir şey düşünün bir tasarım okulunda logo tasarlatıyorsunuz. Şimdi burada sezgisel bir sürü şey öğretebilirsiniz bir öğrenciye. Ama bir yandan da logo tasarlayan bir yazılım yazdırmak da güzel bir konu. Sadece orada öğrenciler bazen şunu kaptırıyor kendini yani A doğru ya da B doğru. Hayır değil. Yani hesaplamalı araç da çok güzel ve ilginç şeyler öğretiyor. Sezgisel metodlar da çok güzel. Yani mesela rastgele girdi gibi işte beyin fırtınası metotları da çok güzel. Onlar da başka şeyler açıyor. Dolayısıyla şey bakmak çok daha mantıklı geliyor bana yani. Sen sonuçta bir logo tasarlamak istiyorsun. Hepsinin aletin, enstrümanın yani. O da enstrüman, bu da enstrüman. Hatta orada ilginç soru, anlamadığın enstrümanı kullanabilir misin? Yani enstrüman nasıl çalıştığını anlamıyorsun. Yani Memakti'nin yaptığı pratiğin geneli bu gibi geliyor bana. Ben o yüzden çok heyecanlanıyorum. Yani bilgisayarın anlamadan bilgisayara müdahale etmeye çalışırken o şey örneği mesela işte dağlardaki gibi hani o dağ şeylerini objelerle şey yaptığında problemin kendisine bakıyor o problem. O yüzden çok ilginç geliyor bana yani o iletişime bakıyor yani bilgisayar bizi nasıl anlayacak sorusunun cevabı da o araştırmanın içinde var gibi geliyor bana. Bu arada Esra ben Ayça Okay'a bir özür borçlu olduğumu fark ettim. Küratör olarak kredisini vermediğim için şu an bunun kayda geçmesini istiyorum kendisinden. Ben Ayça'yı izleteceğim kaydı. Kendisi...
Son bu dakikayı. En azından şöyle bir doğrulama var. Memo'dan sen bu fotoğrafların neden ulaşmadığını söylerken bu sunuma başlamadan 5-10 dakika önce hızlıca yazı yazdım. Zamanın kurbanı oldu. Esra'yla tabii ki bu... Hesaplayamadık bunu. Biz bunu... Bunu hesaplayamadık. Olmadı. Özür diliyorum Ayça'dan. Kredisini burada vermediğimiz için en azından sözde olarak nerede geçsin. Kasıtlı olmadığını, hatamız olduğunu bilsin kendisi. Evet. Bu arada sevgili Memo, demiştin ki San Francisco'da hemen bunun bir app'ini yapalım diyorlar diye. Bu zaten acaba humanist bir yaklaşım mı yoksa kapitalist bir yaklaşım mı? O da ister istemez beni düşündürüyor. Bir şeyin hemen hepini yapmayı düşünmek. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada tabii çok çok konu var. Ama bir tanesi şu, konu hesaplamalı düşünce olduğu için hemen bunu söylemekte yarar var. Hesaplamalı düşünmenin tehlikeleri çok. Çünkü bir bilgisayar sistemi yapar mesela ben aslında inşaat mühendisiyim. Ben inşaat okudum. Ve inşaat mühendisi olarak gerçek dünyanın komplikasyonlarını öğreniyoruz. Bilgisayarın içerisinde bir sistem geliştirirken tabii ki bug diye bir şey biliyoruz. Tabii ki biliyoruz ki bağlantı gidecek, bir sürü şey olacak ama sistemi tasarlarken çok temiz bir şekilde tasarlayabiliyoruz. Yani sistem dediğim yazılım sistemini. Yani işte şöyle bir, şurada şu modül olsun, burada bu modül olsun, ondan sonra bunlar şu şekilde iletişime geçsin. Çok ideal bir ortam aslında bilgisayarın içerisi. Sonra dış dünya iletişime geçerken biliyoruz ki işte hatalar olabilir, onlara göre işte onları yakalamak var falan filan. Ama ben şunu fark ettim ki bilgisayardan gelen bilgisayar mühendisliği veyahut da bilgisayar biliminden gelen birçok insanın topluma bakış açısı da böyle. Ve çok bazen ideal ve temiz sistemler kurmaya çalışıyorlar. Ama bu humanistin tam tersi. Çünkü gerçek dünya böyle değil. Ve bu kadar Türkçe ifade edemiyorum. İngilizce ifade et. reductionist. Şimdi reductionism çok önemli bir şey. Reductionism olmasa bu şu andaki bu görüşme olmazdı. Evet. Ama hem reductionist bir yaklaşım hem de holistik bir yaklaşım gerekiyor. Ve bilgisayarlı yaklaşımlarda, hesaplamalı yaklaşımlarda genelde reductionist oluyor ve holistik olmuyor. Genelde günümüzün dini bu bence. Bugünün dini kapitalizm değil, reductionism. Ve bunun sorunları çok. Religion anlamı, ben doğru mu duydum? Din. Evet, evet, din. Religion olarak dedim, evet. Religion anlamında din dedim. Günümüzün evet. Dini bence reductionism. Çünkü bir örnek vereyim mi? Memo, bir örnek vereyim bu dediğine. Mesela biz yazılımlar problemi çözsün istiyoruz. Halbuki yazılımların bize problemleri çözmesi için ortamı hazırlaması gerekiyor çoğu problemde. Bunu göz ardı ediyoruz. Yani mesela Google'ın yaklaşımı da öyle. Problemi çözmeye çalışıyor yazılım. Halbuki yazılım bizim problemi çözmeye çalışmamız için örgütlenmemiz üzerine yazılsa bambaşka bir gerçeklik çıkmaya başlıyor. Aslında tam öyle gibi geliyor dediğin. Yani bazı problemleri tamamen bilgisayara bırakabiliriz, basit problemleri çözebiliriz ama karmaşık problemlerde bilgisayarın bizim işimiz. Yani mesela Zoom ne konuşacağımıza karar vermiyor ya. Halbuki onu da yapabilir değil mi? Hani bütün sohbeti de düzenleyebilir falan. Mesela buralara girmemesi gerekiyor. Altyapıyı yapması gerekiyor aslında. Dediğini orada görüyorum ben de. Yani app'in, oradaki aplikasyonun bize alan açacak şekilde tasarlanması ile problemi çözerim ben kardeşim şekilde tasarlanması arasındaki farka benziyor gibi geldi. Pardon böldüm. Yok estağfurullah zaten dediğin çok doğru. Ve
ilave olarak da şunu söyleyeyim. Özellikle düşünen hani teknolojiyle o teknolojinin içinde bulunduğu toplum ve o toplumun değer yargıları ve o toplumdaki bütün dengeler, bunları ayırt etmememiz gerekiyor. Bunu ayırt edemeyiz. Ve şu anın dini, bugünün dini, hatta bilimin dini bunu ayırt etmeye çalışmak. Teknoloji ve bilim nötrdür diye bir mantra vardı, var. Halbuki bu doğru değil. Mesela çok enteresan bir şekilde işte en büyük yapay zeka konferansının bir tanesi, NeurIPS diye bir konferans, en büyüklerden bir tanesi. Ben 2 sene önce gittiğimde 16 bin kişimine katılmış. Akademik bir konferans olarak başladı 30 yıl önce artık. Bu yıl ilk defa şey yaptılar, bir makalenin kabul edilmesi için o makalede, o teknolojinin etik ve kültürel etkisi hakkında bir şeyler görmek istiyoruz diye bir şey kural ilave ettiler. Ve bu bir küçük bir grup insanın çok hoşuna gitti ama araştırmacıların çoğunun hoşuna gitmedi. Bana ne bundan diyor. Ben bilim adamıyım. Benim işim şeyi çözmek. Ve bu yaklaşım bence açık olayım. Bence iyi bir şey. Yani bir bilinçli bir araştırmacı olarak üzerinde çalıştığın teknolojinin ne gibi bir etkisi olabilir düşünmek gerekiyor. Ama akademi böyle değil. Akademi nasıl bir şey? İşte doktora talebeleri giriyor. İşte onların çok daha büyük bir projeye bağlı oluyor ve onlara bir problem veriliyor. Diyor ki, diyelim ki yüzü maskeli bir insanın gözlerinden kim olduğunu tanı. Doktora öğrencisi oturuyor, işte 3, 4, 5 yıl bu problemi çözmeye çalışıyor. Neden çözmeye çalıştığını düşünmüyor. Düşündüğü tek şey, bana verilen problem, yüzü maskeli birinin gözlerinden onu tanı. Amacı gitsin akademik şeyde, konferanslarda makale yazsın. Ondan sonra doktorasını alsın, postdoc olsun, profesör olsun. Bilmiyor ki daha büyük bir proje var, milyonlarca dolarlık bir proje. İşte yok ordunun komisyonu şey yaptığı bir proje ya da bilmem kimin yaptığı bir proje. Ve bu yüzden bugünün dini diyorum. Çünkü hakikaten bu kadar yerleşmiş bir sistem bu. Ve bunu sorguladığımız zaman negatif tepki geliyor. Evet. Peki. Bir sonraki slide'a geçmeden önce kısaca şunu sormak isterim Memak'tan. Bu çalışmadaki hesaplamalı, computational yaklaşımını o tuzağa düşmemek üzere nasıl humane bir hale getirdin? Bunun yere basan insancıl tarafı, bu bağlantısı nedir? Bize biraz işini açıklayabilirsem sonra devam edelim. Bir sonraki slide'a. Bu proje özellikle mi yoksa bu proje, genel olarak mı? İstanbul'da sergilediğin bu proje. Peki şimdi bu projede aslında yani yapay zeka falan yok bu projede de. Şöyle bir computation var yanlışım yoksa. Pardon? Computation var metodoloji olarak yanlışım yoksa. Evet kesin doğru. Evet kesin dediğin doğru. Şöyle bir şey var bu projede özellikle. Demin bahsettik hani komplike davranışlar, nasıl basit sistemlerden oluşuyor. İşte reactive diffusion'dan bahsettik. Ondan sonra fraktallardan bahsettik. Seller otomatından bahsettik. Bana çok enteresan gelen şey şu. Sadece o basit sistemlerden çok komplike sistemler çıkıyor değil. Ondan sonra biz onu sıkıştırmaya çalışıyoruz. Genel hocanın dediği gibi. Biz onu kompres etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ama beni çok enteresan gelen şey şu. Biz onu sıkıştırdığı zaman geriye gitmiyoruz. Mesela bir Game of Life Cellular Automata çok meşhur, Conway'in. Ona baktığımız zaman Game of Life'ın kurallarını görmüyoruz. Bizim kompres ettiğimiz şey üst düzey.
O basitlikten komplike çıkıyor. O komplikeden biz tekrar basite indirgiyoruz ama bu başka bir basitlik. Biz orada mesela Game of Life'da meşhur gliderlar vardır. O gliderleri görüyoruz. Onların kurallarını bir sefer yazmaya çalışıyoruz. Şimdi Simple Harmonic Motion'da da öyle bir şey oluyor. Simple Harmonic Motion'da çok basit bir sistem var. Yani korkunç basit bir sistem. Ve o sistem çalışıyor. Ve çok komplike bir davranış biçimi çıkıyor ortaya. Ondan sonra biz buna baktığımız zaman biz onu kompres etmeye çalışıyoruz. İlk başta bakıyoruz ve çok karmaşık görünüyor. Ama uzun süre seyrettiğiniz zaman onu kompres edip bir şekilde anlıyorsunuz tekrar. Ama gördüğünüz basitlik benim koyduğum basit kurallar değil. Yeni basit kurallar emerge ediyor oradan. Ve bu da biraz şuna benziyor. Bizde şu an biyoloji diye bir bilim var. İşte amino asitlerin nasıl etkileşimde mesela bahsediyor. Aslında dünya evrende amino asit diye bir şey yok temelde. Evrenin kuralları işte quantum particle'ları, dalgaları. Ama bir şekilde daha üst düzey biyoloji diye bir şey çıkıyor. Hatta psikoloji diye bir dalda var. O da iyice üst düzey. Sonuçta psikoloji dediğimiz şey neuroscience'dan emerge eden bir şeye bakıyor. Neuroscience'da biyolojiden emerge ediyor. Biyoloji de kimyadan emerge ediyor. Kimya da fizikten emerge ediyor. Yani işte daha öncesinde demeye çalıştığım şey buydu. Tabaka tabaka biz bir şekilde bütün bilimimizi bunun üzerine yerleştirmişiz. Ve aslında mesela bizden daha zeki diyoruz çok. Aslında bizim o kadar zeki olduğumuzu ben düşünüyor değilim. Hakikaten zeki olsaydık üzerinde yaşadığımız gezegeni öldürüyor olmazdık. Şu an bir pandemi var. Aslında bu pandeminin çözümü çok da zor değil. Konu dağılacak diye korkuyorum ama orada da... Pardon. Evet. Çok mümkün. Şöyle de bir düşünce geliyor. Yani acaba bizim yok etmek ve de zarar vermek bütün... bilmiyorum bu biraz ben merkezci, insan merkezci bir düşünce mi ama yok etmek ve zarar vermek ister istemez insanın doğasında mı var? Şöyle ki teknoloji taş ve sopalardan ibaretken bile neredeyse teknoloji yokken dahi aborjinler... yani Güney Amerika, Avustralya'ya yerleştiklerinde 200-300 küsür hayvanın neslinin tükenmesine neden olmuşlar. Yani burada suçlu teknoloji değil, insan aslında. Ya da yani bu noktada yok etmek, her an ve de zarar vermek insanın içerisinde olmuş gibi gözüküyor. Bu acaba bir yerden sonra bizim doğamız ve biz doğamıza uygun mu davranıyoruz? Ya ben bunu romantik buluyorum aslında. Yani evet, insanı övmeyi de yermeyi de romantik buluyorum. Şunu söyleyeceğim şimdi, iki tane şey var orada. Bir kabın içerisindeki suyun buharlaşması ve kaba tekrar yüzeyde sıvılaşması ve geri aşağı düşmesi... Kabın oradaki su moleküllerine dikte ettiği bir sistemdir. İnsan da kaba göre sistem alan bir canlı. Şimdi dolayısıyla çevremizdeki kurallar, mesela kanunların olması, işte yaptığımız hataların görünüyor olması, kaydediliyor olması vesaire gibi şeyler bizim davranışlarımızı ciddi değiştiriyor. Yani siz, bir sürü makale var bununla ilgili. Yani savaş sırasında hayatı boyunca suç işlememiş insanların nasıl vahşi davranabildiklerine dair vesaire araştırmalar var. Dolayısıyla biz de aslında kaba göre şekil alıyoruz. Evet. Orada bu dünyaya bakmama probleminde bence başka bir şey var. Karınca kolonisi alegorisi var orada. Yani insanla insanlık farklı canlı türleri. Yani karmaşıklık o kadar artıyor ki yeni bir gerçeklik emerge ediyor, ortaya çıkıyor. Biz bu gerçeklikle yeni yüzleşiyoruz. Yani... Dünyanın sınırlarına yeni dayandık biz. Şimdi bundan 1000 yıl önce birine ağaç kesiyor diye doğaya zarar verme derseniz saçma bir davranış olur. Çünkü insanın sayısı doğaya zarar verebilecek sayıda değil o anlamda. Ama günümüzde bu davranış genelleştiği zaman... Anlayan bilim de yok. Hem o yok hem de şimdi kabın içinde şu an kabın sınırlarına değiyoruz. Pandemi dediğimiz kavram zaten kabın sınırlarına değdiğinizin göstergesidir. Eğer sizden dolayı ortaya çıkarsa, farklı bir şeyden çıkarsa ayrı. Ama atıyorum ilaçların gelişmesi pandemi riskini uzun, yani geçici olarak kısa vadede iyileştirecektir, uzun vadede kötüleştirecektir. Her tür optimizasyon sistemin kompleksleşmesini
ve bütün parçaların birbiri ilişkiye geçme olasılığını arttırır. Yani optimize olmak bu demektir zaten. Yani şey gibi düşünün. Eski bir arabanın içini açıp tamir edebilirsiniz. Ama güncel bir arabada en ufak bir sorun bütün sistemde sorun yaratabilir. Bir yazılımda bir karakterin değiştirmesi bütün yazılımı çökertebilir gibi düşünebilirsiniz. Yani dolayısıyla bu, o problem insanlık ne? İşte sınırlara geldik mi? İşte dünyaya nasıl bakacağız? O zaman genel kuralları nasıl koyacağız? Yani bu kuralın hem bireyi, hem orta seviye bir topluluğu, hem büyük bir topluluğu, hem ülkeyi, hem dünyayı gözetmesi nasıl yapılır gibi emerge eden şeyler var. Yani bunları buradan düşünmek çok iyi gelmiyor bana insan seviyesinden. Çünkü ben o zaman karınca kolonisinin davranışına bakıp bir karıncayı suçluyorum gibi oluyor. Ama karınca kolonisi başka bir canlı türü aslında. Biz henüz bunu anlayamadık. Yani biz fiziksel olarak aynı sistemde kalan parçaları tekil canlılar olarak görüyoruz. Biyolojinin bir kısmı, bizim gördüğümüz kısmı bunu dikte ediyor. Ama mesela biraz mikrobiyolojiye girdiğinizde pek öyle davranmıyor sistemler. Sistemler şimdi, toplamların bütününden fazladır. Ona mı çıkacağız hocam? Hem o var hem de şey var. Yani farklı kuralları var, onu demek istiyorum. Yani dünya üzerinde 1000 insan varken ki kural seti bambaşka. 1 milyonda bambaşka, 1 milyarda bambaşka oluyor. Bir de bu insanlar bilgisayarlarla toplanıp daha da efektif olmaya gittiği zaman yine yani şey gibi düşünün, bir trafik sistemini süper optimize ettiğinizde bir yerdeki sorun bütün sistemi çökertebiliyor. Onu demeye çalışıyorum. Mesela orada farklı, ya yani emergence kavramı çok değerli burada. Orada başka bir gözlemlenebilir canlı türü çıkıyor diyebilirim hatta. Yani buna bir canlı türü demem bile, yani insanlığın kendisinin bir canlı olduğunu iddia edebiliriz. Ve bunun insandan farklı olduğunu. Ki bilim dallarına baktığınızda gerçekten bunu görürsünüz. Yani sosyoloji başka bir yerdedir. Psikoloji başkadır, biyoloji başkadır, kimya başkadır, fizik başkadır diye gider mesela. Astrofizik en üsttedir vesaire gibi. Ve bir dağılım vardır. Hepsinin kendi kuralları var. Esra bir şey diyecek galiba. Dayanamadım. Şey diyecektim. Tam bu emergency ile ilgili. Roy Ascott aslında bu teknoetik ile ilgili olarak işte bu teknoetik sanat ve bunların disiplinler arası değindiği noktada connectivity'den bahsediyor. İşte immersion diyor, immerse diyor, interaction diyor, transformation diyor ve bu aslında bu 5 tane maddeyi kendi içerisinde şeye bağlıyor. Teknolojinin işte kültürel olarak gelişmesi, işte kültüre etki etmesi, etiğini oluşturması gibi bir noktaya getiriyor. Burada da sosyal structure, yani sosyal structure ile birlikte değer ve anlama götürüyor. Aslında tam olarak emerge'den kastı o biraz daha. Buraya yazayım hatta hızlıca herkese. Roy Ascott. Tekno. Panelistlere orada to attendees'i de seçmen gerekiyor. Katılımcıların görmesi için. Ama ben panelist dedim ama attendees. Okey, tamam. Şimdi sanırım herkese geldi. Arada bu bahsettiği Roy'un, Rabba gelene kadar çok daha kısacık devam edeyim. 2015 yılında Moist Manifesto'yu yazıyor ve orada aslında Principle of Technoethics Art'ın maddelerinden bahsediyor. İşte o connectivity aslında işte part to part, person to person, mind to mind ya da immersion için bilgi ve o bilginin aslında etrafındaki dağılan bilgiden, interaction'da zaten işte davranışlarımızın formlarından ve bunların aslında algıdaki akışından bahsediyor ve o bahsettiği gibi şeyinde bu yapay dünyadaki emerge edilen konuyu anlatıyor. Toparladın herhalde Esra. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki slayta devam edelim. Biraz çok dağıldık bu arada. Umarım izleyicilerimiz de bizim kadar bu lezzetin tadına varıyordur. Evet. Tabii hesaplamalı tasarım dediğimizde süreç odaklı tasarım gibi bir yaklaşım açığa çıkıyor. Daha önce sonuç odaklı, yani product oriented
bir yaklaşım varken şimdi process oriented, süreç odaklı bir yaklaşım var. Yani sonucu hayal etmek yerine süreci hayal etmek, süreci planlamak, sürece odaklanmak. Hatta bu da şimdi çok çeşitli isimleri de doğuruyor. Generatif, parametrik, generatif sanat, parametrik tasarım, procedural ya da işte hesaplamalı. Bir şekilde bunlar farklı yerleri tutuyor da olsalar kesinlikle bir kesişim kümesi olan kavramlar. Evet. Evrim, ya bunu az önce aslında bayağı konuştuk. Evrimin bir süreç olduğu, hatta bilimin de bir sürecin sonunda o sürecin gözlemiyle doğduğunu düşünürsek süreç odaklı tasarımın felsefi bir boyutu var mı diye. Bu konuda katkıda bulunmak isterseniz süreç odaklı perspektiften gene kabul ederim ama az önce evrenin hesaplamalı olduğu, organizmaların da algoritmalar olduğu konusunda bunu tartıştığımızı düşünüyorum. Aslında ben burada küratör olarak Esra'ya merak ettiğim bazı şeyleri sorarak başlamak istiyorum. Bu yeni metodolojinin ürettiği yeni nesil işlerde, işte jeneratif işler, parametrik işler, prosedürel işler, hesaplamalı işler. Bazen de yani sürecin sonuçtan önemli olabildiği, aslında sürecin birçok şeyi anlattığı ama sonucun görüldüğü işler. Bu noktada seyirciye bunu ulaştırmak, seyirciye bunu algılatmak, seyircinin doğru kısımla ilgilenmesini sağlamak, seyirci mesela süreçle mi ilgileniyor yoksa süreci es geçip direkt sonuca mı bakıyor, orada görmezden geldiği aslında işin bütün külliyatının yattığı süreç mi asıl iş? Bu konuda nasıl çözümlerle açığa çıkıyorsun ya da yaşadığın sorunlar? Ya aslında o konu ikiye ayrılıyor. İzleyici esere aslında sonradan dahil olan kişi. Dolayısıyla ilk konu sanatçıda bitiyor. Yani sanatçı izleyiciye bir şey aktarmak istiyor mu? İstemiyor olabilir. Yani derdi izleyiciyle değildir. Ya da eserini deneyimletmek istemiyor olabilir. Bu da aslında bir bu tarafı anlatma biçimidir. İkinci kısım, eğer ki izleyiciyle buluşmasını istiyorsa ve bu noktada nasıl aktarması gerektiğinin yollarını da çıkaran kişidir. Ama dediğim gibi tamamen öncelikli olarak sanatçının odaklandığı projeyle ilgili. İzleyici kısmına gelecek olursak, şimdi izleyici gerçekten, yani ben işte hani Contemporary İstanbul'dan da biliyorum, yaptığım diğer işlerden de biliyorum. Gerçekten her işe çok farklı tepkilerde bulunabiliyor. Yani buna hani şöyle bir parmakla dokunmak da dahil, yanına gidip koklamak da dahil ya da sadece durmak da dahil ve anlamaya çalışmak da dahil. Bazen hiç anlamadığı da olabiliyor. Bu sanatçı için bazen çok güzel bir şey olabiliyor. Bazen tam tersi bir etki olabiliyor. Ama burada kitle de önemli. Yani bir, nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü izleyici dediğimiz kitle bir yandan çocuk, genç, işte büyük, hani herkesin bir takım bir şeyleri anlamasıyla ilgili olduğu için burada önemli, en önemli rol bir sanatçıya, iki zaten küratöre düşüyor. Yani nasıl anlatmalıyız, nasıl aktarmalıyız? Bu da aslında, hatta yani Bager de çok iyi bilir. Hep her şeyi basite indirgeyerek anlatır ve herkes tarafından daha anlaşılı olmasını kılıyor bence. Bu gerçekten önemli bir nokta. Şimdi festivaller, fuarlar, ki festivalleri fuarlardan ayrı tutuyorum. Çünkü festivale zaten bu işi anlamak isteyen, anlayan bir kitle geliyor. Ama fuarlar ya da galeriler çok böyle değil. Yani evet, bir sanat izleyicisi var. Belli bir sanat izleyicisi geliyor ama her alandan sanat izleyicisi gelebiliyor. Festivaller bu noktada bir tık daha ayrılıyor. Daha uzman kişiler gelebiliyor. Hem akademik olarak hem de sanat sektöründe daha yer edinmiş kişiler olarak. Dolayısıyla dediğim gibi, yani en temelinde sanatçının neyi anlatıp neyi anlatmak istemediği, neyi gizlemek istediği
ve belki de öyle bir gizlem gizliyor ki bazen bazı şeyleri izleyicinin bulmasını istiyor. Ama izleyici bu sefer onunla ilgilenmiyor ve bulmuyor. Orada başka bir konu çıkıyor ortaya. Arkasını dönüp gidiyor. Oradaki arkasını dönüp gitme hikayesi sanatçının başka bir iş yaratmasına sebep oluyor gibi. Böyle yanları var aslında bu sanatçı, küratör, izleyici üçlüsünün ilişkisinde. Evet. Teşekkür ederim. Şeyi ekleyebilirim. Yani gerçekten mesela ben kendimi ve Memo Akden işlerini düşündüm sen anlatırken aslında. Yani mesela benim, ya ben fiziksel olarak çok az karşılaştım Memo Akden işiyle. Ama internetten takip ettim daha çok. Paylaşımlarını biliyorum. Sanki daha orada mesela benim hoşuma gidiyor. İzleyici olarak söyleyeceğim bunu. Sürecin transparan bir şekilde gözükmesi ve sürecin eserin kendisinin parçası olması beni heyecanlandıran tarafı. Benim için de öyle hocam. Evet, mesela o çok şey. Bende mesela şey var. Ben böyle yalancı sonuçlar atıp spekülasyonla sürecin içine çekmeye çalışan biriyim. Yani ara ara snapshotlar atıyorum. Konuyu sürekli oralarda kaydırıp değiştiriyorum. Yani ben mesela konuşmayı ve başka tür performansları eserin parçası olarak görüyorum. Ama mesela Refik'in işlerinde sonuç daha tüketilebilir ve izlenebilir görüyorum. Yani mesela bir sürü şey var. Sanki süreç gitgide daha önemli hale geliyormuş gibi de genel bir algım var ama yavaş yavaş geliyor. Sanki öyle çok hızlı da gelmiyor gibi. Yanlış mı düşünüyorum? Ya bir de süreci şöyle anlatmak da önemli. Ben çoğu sanatçı diyorum. Yani bu süreci yazalım. Ya da bu süreci anlatalım. Çünkü izleyiciye biz çok kolay anlıyoruz. Çünkü zaten aynı dili konuşuyoruz. Ama izleyiciye bunu aktarırken bir video ya da işte ne bileyim bu iş yapılırken yazılmış küçük notlar, bir yol haritası gibi şeylerle aktarmak hiç daha önce karşılaşmamış insanlar için daha anlaşılır oluyor. Çünkü evet süreç çok önemli ama şimdi son kullanıcıya ulaşan şey günün sonunda bir görsel bir durum. Ama bu görselle biz nasıl geldik? Onu bence anlatmak da değerli. Aslında süreci bayağı görünür ve de katılımcılar tarafından yaşanır yapan Memo Akden, bir virtual instrument tasarımcısı olarak. Evet Memo, senin bu konudaki düşüncelerini merak ediyoruz. Özellikle de bu soruya olan yaklaşımını da merak ediyorum. Yani sonucu yerine süreci hayal etmek, süreci odaklanmak. Beyond imagination, hayalin ötesinde sonuçlara mı ulaşmak? Ve de senin bunu ele alışın ve de audience'ı düşünerek, izleyiciyi düşünerek süreç odaklı olmayı yansıtışın. Evet, güzel bir soru, güzel bir konu. Esra aslında çok iyi özetledi bütün ana noktalarını. Ben evet, kesinlikle ağırlıklı olarak süreç odaklı çalışıyorum. Çok uzun zamandır, yani 15-20 yıldır hep yapay zeka değil de machine learning'e girmeden önce de hep süreç odaklı çalışıyordum. Hatta hatırlıyorum yaklaşık 10 yıl önce Forms diye bir proje yapmıştım. Ve bugün göstermedim de eski meşhur yaptığım işte, yani meşhur değil mi? Daha iyi tanıdıklarımdan bir tanesi eskilerden. Ve hatırlıyorum orada onu açıklamaya çalışıyordum. Oradaki nasıl bir şey olduğunu. Çünkü o tamamen procedural bir şey. Ve o işe başladığımda en ufak bir fikrim yoktu. Sonucun ne olacağına dair. Ve bunu anlatmaya çalışıyordum. Hani bilgisayarla hiç ilgilenmeyen insanlara, computation'la uğraşan insanların anlaması çok kolay. Ama ve şöyle açık böyle bir benzerini buldum. Bir film yapmakla, ya Hollywood tarzı bir film yapmakla belgesel çekmek arasındaki fark gibi. Bir film çekeceğiniz zaman senaryo yazıyorsunuz, işte storyboard yapıyorsunuz, her şey planlanıyor, programlanıyor. Gidiyorsunuz, şey var bir tane, işte plan yapıyorsunuz. Bugün bu. Çekiyorsunuz filmi, editledik, bir koyuyorsunuz piyasaya.
belgesel yapacağınız zaman tabii ki yani bunların çoğu var ama ben şıllar bir belgesel düşündüm. Diyelim ki bir konu ele alacaksınız. Ne bileyim Afrika'da Masai kabilesinin 14 senede bir böyle büyük bir sünnet töreni var. Bilmem ne. Öyle bir şey. Peki diyorsunuz sonucu bilmiyorsunuz çünkü hikayeyi bilmiyorsunuz da. Aklınızda bir başlangıç noktası ve bir yön var. Ve gidiyorsunuz hikaye her gün geçtikçe gelişiyor. Ve bu bir araştırma söz konusu burada. Ama eninde sonunda şimdi şöyle bir şey var. Yani, Esra dedi bazen sanatçılar seyirciyi düşünüyor bazen düşünmüyor. Bu da çok doğru. Benim birçok işimi ben aslında hiç göstermiyorum bile. Çünkü biliyorum ki kimse anlamaz. Ama şu yüzden anlamaz, bir şey ifade etmez. Yani anlama kapasitesine sahip değil, bir şey ifade etmez. Çünkü tamamen benim için araştırma projesi. Ama bazen böyle bir yönde gidiyorum ve fark ediyorum ki bunda bir potansiyel var. Halka verme potansiyeli görüyorum. Memo gene gitti bende. Sizde de öyle mi? Bende de gitti. Ben çok bayağı senin yeni... araya gireyim. Ha, geldi. Geldi. Geri geldi. Evet, Memo geri ışınlandı. Evet. Son cümleni alamamış olabiliriz Memo. Çünkü halka ulaştırma potansiyeli var dedikten sonra gittin bağlantı açısından. Ha pardon. Dedim ki bir potansiyel görüyorum. Ve o zaman daha çok sonuç odaklı moda geçiyorum. O zaman şey moduna geçiyorum. Ben bunu nasıl prezente edebilirim? Nasıl tüketebilirim? Neler yapabilirim ki bu hani transparan diyorsunuz ama o hani şey olmuyor. Otomatik transparan olmuyor süreç. Ondan sonra bunu ben nasıl halka sunabilirim diye sonuç odaklı moda geçiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Kenneth Stanley diye bir yapay zeka araştırmacısı var. Eskilerden yani bugün de hala aktif ama hani eskilerden diyeyim epey yani birkaç yani 20 yıldır falan çalışan biri. Ve onun hatta sanırım 10-15 yıl önce bir makale yazmıştı, sonra kitap yazdı. Bu da tamamen bu bilimin de sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmasını savunan biri. Ve şuna inanıyor ki objectiveless exploration diye anlatıyor. Yani amaçsız araştırma. Ve diyor ki araştırmalarımız amaçlı değil. Ben bu problemi çözmeye çalışıyorum değil. Daha amaçsız bir şekilde çalışırsak daha verimli bir şekilde bir yere ulaşabiliriz. Ve o verdiği örnekte bir sistem geliştirmişti. PicBreeder diye bir internet sitesi. Parametrik bir resim üretici bir sistem var. Ve orada parametreleri değiştirip resimleri birbirleriyle genetik bir algoritmayla karmaşılaştırabiliyorsunuz. Ve diyor ki ben desem ki birine 20 hamlede şu resimden bir arabaya gel desem gelemiyor kimse. Ama tamamen rastgele oynayın diye bir grup insana verdiğim zaman 10 hamlede araba yapıyorlar. Böyle bir şeyden bahsediyor. Yani çok enteresan bir ve hala da ya, şu an günün yapay zekasında da bu biraz amaç. Bu happy accident dediğimiz şeyleri beklemeye çalışmak gibi değil ama değil mi? Bilimde sonuç yerine sürece odaklanmak. Yani happy accident'tan ziyade şey diyor, bir objektif olması bazen verimsiz bir kısıtlama. Yani daha objektif olmadan araştırma daha verimli olabiliyor diyor. Neyse ben tasarıma geri döneyim. Aslında sanırım cevap verdim. Yani ben çok süreç odaklı çalışıyorum genel olarak. Ama sonuç odaklı modda da geçiyorum sürekli. Peki Memo Aktan, bu
eserlerin değeri, özgünlük nitelikleri sence neler olabilir? Bu eserler satılabilir mi? Satılırsa telif hakkı mesela o dedin ki mesela o fotoğrafları Flickr'dan toparladım. Bunlar belki de royalty free fotoğraflardı ya da ya da bakmamam gerekiyor muydu? Orada bunları kullanmakta özgür müydün? Bir anda telif hakkı o fotoğrafları çeken 1 milyon insana mı dağılır? Bayağı cevabı verilmesi gereken soruları açığa çıkarıyor gibi. Kesinlikle. Bu konudaki düşüncelerini bayağı merak ediyoruz. Evet, bu çok önemli, bu çok enteresan bir konu. Telif hakları genel olarak çok enteresan bir şey. Benim düşüncem şu, özgünlükle de çok çok bağlantılı aslında bu. Yani bir iş yaptığınız zaman orijinallik ne kadar bir orijinallik var? Ve burada da şimdi biraz metaphysical, computational, hesaplamalı düşünceye döneceğim. Çünkü ben orijinalliği bir binary, orijinal veya orijinal değil diye düşünmüyorum. Yüksek boyutta bir dağılım olarak düşünüyorum. Hatta biraz şey olarak düşünüyorum. Entropiden yola çıkarak düşünüyorum. Yani hatta cross entropy olarak düşünüyorum. Yani bir nesne, bir diyelim ki bir şey yapmışım ben, bir eser. Onun orijinalliği bir vektör olarak düşünebiliriz. Yüksek boyutlu bir uzayda. Neyse, ben bunu gerçek dünyaya getirdim şimdi. Şöyle bir şey var. Bir neural network'ı 1 milyon resim üzerine train ederseniz, ondan sonra o neural network, o neural network'ın yaptığı şey aslında compression. Yani JPEG gibi bir şey. Yani JPEG de bir compression. Ben gidip Mona Lisa'nın resmini, fotoğrafını çekersem, o çektiğim fotoğraf, o resmin başka bir reprezentasyonu. Ama sonuçta o resmin bir reprezentasyonu. Kalkıp da onun telif haklarını ben ihlal etmiş oluyorum. Neural network da böyle bir şey. Eğer o neural network içine giren veriyi yaratabiliyorsa, o bir telif hakkı ihlalidir. Ya bence burada bir şey olmamalı. Bir karışıklık olmamalı. Yani o bir neural network diye telif hakları geçerli olmayacak diye bir şey yok. O sadece bir şekilde veriyi kompres ediyor. İster MP3 olsun, ister JPEG olsun, ister neural network olsun. Ama o neural yaratabiliyor hale yaratamıyordu. Öyle diyeyim. Yani giren veriyi yaratabilme kapasitesi sahip olmayacak hale getirdiğim network'ı. Dolayısıyla ortaya çıkan resimler orijinal. Ve ben bunu kendi içimde olarak öyle diyorum. Mesela bunu hep derim insanlara, sanatçılara. Bir yerden ilham almayın. Bir sanatçıdan veyahut da benzer sanatçılardan ilham alırsanız işleriniz de onlara çok benzeyecek ve orijinal olmakta zorluk çekeceksiniz. Mümkün mertebe değişik yerlerden ilham alın. O kadar farklı yerlerden ilham alırsanız o kadar iyi. Çünkü o zaman kendi üreteceğiniz şey onların karışımı olup daha orijinal olacaktır. Bu insanlar için de geçerli, şeyler için de geçerli. Yapay zeka algoritmaları için de geçerli. Çok doğru. Peki özgünlük nitelikleri olarak baktığımızda yani bu yeni nesil sanat ve tasarım ürünlerinin özgünlük nitelikleri olarak baktığımızda mesela 200 yıl sonra bugünlerin Mona Lisa'sı olarak anılabilecek bir iş görecek miyiz önümüzdeki bizim yaşam süremizde ya da bu ancak o zaman mı fark edilir, şimdi biz fark etmez miyiz ya da artık o öyle olaylar mümkün değil mi? Bu evet. Mass production zamanında. Güzel bir soru. Bence kesin olacaktır. Ama şunu hatırlamak lazım. O hani Mona Lisa'lar da her gün olan bir şey değildi. Yani çok... Ki Mona Lisa'nın değeri de ondan kaç yüzyıl sonra anlaşıldı. Yani... Değer biçildi ona.
Ve ayrıca değeri de çok göreceli. Yani icabında biz geçmişe bakıp da değer verdiğimiz şeyler illa değer verilmesi gereken şeyler olmayabilir aslında. Yani belki de değer verilmesi gereken şeylere değer vermiyoruz. Ama kaçırmışız çünkü arşivlerde yok. Veya arşivlerde var ama onu yüceltecek olan insanların değerleri uyuşmuyor. Yani çok çok komplike şeyler var burada. Ama gene de sorunu anlıyorum. Soru iyi bir soru. Benim de çok düşündüğüm bir konu. Çünkü biraz şey gibi geliyor. Özellikle internet dolayısıyla çok kalabalık. Ya ortam çok kalabalık. Bu kalabalıkta hangiler... Herkes content creator bir yerde artık. Pardon? Artık herkes bir içerik üreticisi, content creator bir noktada. Evet, aynen. Özellikle işte sosyal medyayla, TikTok'ta artık content creator diye geçiyor insanlar. Ama bence ister istemez yani insan tabiatı, gelecekteki tarihçiler bir şeyler seçecekler. Ama ne seçecekler bilmiyorum açıkçası. Bager hocamın kesin bu konuda kışkırtıcı düşüncelerim var. Ya ben mesela tamam çeşitliğin arttı. Yani bir yerde büyük iş olması için diktatörlük olması lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani diktatörlük yoksa büyük iş pek olmaz. Daha dağılımı daha düzgün olur. Yani Mona Lisa'nın öyle bir Mona Lisa overrated bir iştir. Yani ne, alakası yok yani. Evet. Yani atfedilen değerle eserin değeri arasında bir alaka yok. Onu söylüyorum. Evet. Eser kötü demiyorum. İkilen değer o evet. Evet o başka bir şey. Birileri tarih yazıyor. Oradan doluyor. Yani çalınmasa muhtemelen depoda durmaya devam edecek eserlerden biriydi Mona Lisa yani. Neyse şey... Ama ben mesela bakarsam yine de bu yine de iddia edelim yani nedir en yakını diye bakarsam aslında geçti adı yani ben mesela TikTok'u derim yani ya da Instagram'ı derim aleti koyarım yani. Aletin kendisi bir eser olur. Evet. Tabii yani mesela deep learning'i koyabilirim falan anlatabiliyor muyum yani çünkü yani hiçbir eser günümüzde bir araç kadar etkili olamıyor. Dolayısıyla peki, aracın bunu... eser... Böyle bakarsak internet de diyebilir miyiz yoksa artık çok mu çatı üst çatıya çıkmış oluyoruz? İnternet yani tabii ki şimdi orada neye eser diyoruz, eser müzeye nasıl giriyor falan tartışılır. Hepsi olabilir. Nerede altyapı var? Efendim mesela ya orada şunu düşündüm şey bak ya yani bunu genelde de hep düşünüyorum. Şimdi orada şöyle bir durum var ya. Hep izimli akımlar vardı. İşte modernizm, ekspresyonizm, işte bir şey izim. Hep bu izimliydik biz. Ama biz dijital de izim demiyoruz. Dijital çağ diyoruz. Ama geçmişe baktığımızda da çağdaş sanat diyoruz. Modernizm diyoruz. Ama buraya geldiğimizde bir anda bir kıvırma oluyor. Dijital çağ, dijital sanat. Şimdi orada bir kelime değişiyor. Kelimenin değişmesi hani şimdi dijital sanat diyoruz ama tarihi dijital sanat olarak ne kadar geçecek? O da bir şey. Ya da şu da bir düşünce. Dijital sanat ana başlık altında işte yine işte ekspresyonizm, impresyonizm gibi hesaplamalı sanat, algoritmik sanat, yapay zeka gibi kırımları oluşturuyor olacak ya da. Bager hocam dijital kelimesini de zaten çok... Ben sevmiyorum onu. Evet aynen bir de öyle var tabii ki. Bir de o sıkıntı var. Teknolojik sanat, dijital sanat. Hani hala aslında arada gidip... Geliyor yani şimdi bak yeni teknoloji, yakın gibi kelimeler zaten süper anlamsız. Yani evet. Konulabilir ve o isim oturursa da oturur o ayrı konu ama bir şey ifade etmiyor. Yeni medya bölümler var hocam o da ayrı. Adı yeni medya Türkiye'de iletişim demek mesela. Yani evet. Dünyada sosyal sanat mi? Ama Türkiye'de iletişim sosyal medya. Aynen yani bayağı Instagram'dır yani yeni medya Türkiye'de eğitimde. Yeni çağ şu an baktığımızda orta çağa denk geliyor ve adı yeni kaldı galiba. O zaman. Evet evet tabii yani o ayrı konu kötü isimlendirme bunlar yani tabii ki yani onu tekrar yapılır ya bir şey olmaz yani tarih tekrar yazılır ve isimleri daha doğru konur bu yapılmıştır zaten elbet ve tekrar da yapılacaktır tarih düzenli olarak tekrar yazılan bir şey tarihe yaklaşımımız sürekli değişiyor artık zaten yani tarih yani data var o evet. Ayrı datadır yani veridir ama tarihin özetlenmesi de bir modellemedir. O da aslında ne işe yarar? Tarih niye özetlenir? Hani geçmişimizi bilelim falan değil. Yani geleceğimizi öngörebilelim diye özetlenir. Bizim için odur. Ama bir devlet otorite için tarih niye yazılır? Yani geleceği hükmetmek için yazılır. Yani aslında tarih dediğimiz şey
şu an iktidarının geleceğin tahakkümünü kurma derdinin oluşturduğu modellemesidir özetle yani. Dolayısıyla biz halk olarak mesela bir tarih yazdığımız zaman o başka bir tarih olacaktır. Yani o kesin. O yüzden bu kavramlar da ona göre değişir. Ben şuradan bakıyorum, daha basit bir yerden bakıyorum. Sanatın insanlarla olan ilişkisindeki etki, yani mesela diyorum orijinallik sorusu pisuvarda da yok ki mesela. Ya pisuvarda ne orijinal? Malzeme değil. Fikir orijinal mesela orada. Yani malzemede bir orijinallik yok. Malzeme her yerde var aslında. Duchamp, Marcel Duchamp şey diyor bir soru yaptıktan sonra. Yapıt bir anlam üretme makinasıdır diyor. Ya hakikaten yani gerçekten bir anlam üretme makinası baktığımız zaman yani orijinalliği nerede ki? Ready-made evet, olmasının evet. dışında ve yeni bir kavram yaratmasının dışında. Evet. Yani mesela orada şey çok ilginçti. Bir tane bulamadım onu. Geçen çok aradım da. Bir tane yazılıma şey veriyorlar. Sanat tarihindeki bütün resimleri veriyorlar. Ve yazılım sanat tarihindeki en iyi eserleri bulmaya çalışıyor. Ama mantığı şu. Çok ilginç bir algoritması var. Kendinden öncekilere benzemeyen ama kendinden sonrakilere benzeyen eserleri yaratıcı olarak tasarlıyorlar ya planlıyorlar. Mesela bu çok ilginç bir cümle. Yani kendinden öncekilere benzemeyeceksin ama kendinden sonrakilere benzeyeceksin. Aslında bu çığır açmanın, ideal olmanın basit bir tanımı. Anlatabildim ya. Senden sonrakiler sana benzemiş ama sen öncekilere benzemiyorsun. Bunun üzerinden sanat tarihini analiz ettiklerinde mesela bayağı ilginç isimler vesaire çıkıyor. Muhtemelen böyle analizler çıkacak. Yani tarihe etki eden hani büyük sanatçı çünkü başka bir şey. Tarihe etki eden sanatçı başka bir şey. Tarihe bizim ideolojimize uygun bir şekilde. Veriyi de ölçeceğiz yani hocam. Veri evet. gazeteciliğin veri gazeteciliğine dönüşmesi gibi öyle bir şey var mesela şimdi. Veri konusunda da öyle bir slaytımız var zaten yaklaşıyoruz. O zaman müsaadenizle devam ediyorum. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı bu slayttaki düşünce bulutuna? Evet. Bir şey söyleyeyim. Bu slaytla alakalı değil de bu şeyle alakalı bu. Şimdi konuştuğumuz etkiyle ve hatta bu projeyi bilmiyorum Bagger'in bahsettiği proje ama hakikaten çok güzel bir tanım. Ama şöyle bir şey aklıma geliyor. Bir söz. Velvet Underground grubundan ve şey demişlerdi. Şimdi tam hatırlamıyorum sözü ama özü şu. 1 milyon kişiye yüzeysel olarak değil, 1000 kişiye derin ulaşalım yeterli. Ve hatta şöyle bir istatistik de var. Onların erken konserlerine giden insanların yüzde bilmem kaçı gidip grup kuruyor. Yani bu da önemli. İşte quantity, quality, işte miktar mı kalite mi? Olaylarına giriyor. Birçok insanın etkisi daha derinden olup kolay ölçülebilir değil. Ya o Bagger'in bahsettiği şey çok enteresan. Bilmiyorum ve çok çok hoşuma gitti o metrik. Ama birçok yerde de yetersiz kalacak. Evet, şunu tespit ediyorlar zaten. Mesela bir ünlü sanatçının aslında esinlendiği ondan birkaç yüzyıl önce yaşamış sanatçıları da buluyorlar. Yani dolayısıyla aslında şey eşiği de var. Şimdi onu şöyle anlatıyoruz. Hani bir fikir ilk olarak bir yazarın aklına geliyor. Çünkü yazmak çok ucuz. Yani sadece düşünmek yetiyor. Sonra bir deli bunu hayata geçirmeye çalışıyor ve mahallesinde deli oluyor. Sonra bir sanatçı bunu ufak bir sergide sergiliyor. Sonra bir girişimci bunu bir işe çeviriyor. Sonra bu dünya çapında standart oluyor gibi bir fikrin evrimi denilen bir kavram var. Dolayısıyla aslında doğru yani Velvet Underground orada. Burada ben biraz daha deliye yakın oynayacağım. Burayı seviyorum diyor. Ama popüler işi yapan sanatçı da bir görev yapıyor aslında. O da topluma ulaşmasını sağlıyor gibi. Dolayısıyla evet. Yani bu orada da bir skalası incelenebilir. Yani bunu yaygınlaştıran Picasso'ydu ama atıyorum. Tabii ki ilk olarak kübist çizen Picasso değildi yani emin olun ki 17. yüzyılda da kübist çizen bir ton ressam vardır hani. Mesela hangilerinin etkilendiğini bulabiliriz belki bakarak mesela. Evet. Devam ediyorum. Evet. Aslında
Evet. Gene konuştuk. O yüzden biraz hızlı geçebiliriz ama burada merak ettiğim bazı kavramlar var. Çünkü hem Memo Akde'nin hem Bager Akbay'ın sözlerinden şu an bir fiziksel evrenin içerisinde yaşıyoruz. Ve de bir gerçek var. Bu evrenin kanunlarına ve de fenomenlerine, yani o natural phenomena dediğimiz laws of nature'a hükmedemiyoruz ve onları değiştiremiyoruz. Ve biz de bu evrenin bir parçasıyız. Ama bir nevi biz de şimdi bir dijital evren sanki inşa ediyoruz. Bu arada dijital kelimesi, buna ne yazmamız daha doğru olur? Onu da Bager hocama sorabilirim. Hatta bu slaytı yeniden değerlendirirken acaba pseudo evren falan mı desem diye bir düşündüm. Sonra saçmalama Kerim dedim. Kabul edilmiş olanı yaz, sonra bunu tartışırız dedim. Ama bu evrenin kanunlarını, fenomenlerini tasarlayabiliyoruz. Bir nevi bir eninci seviye, bir yaşam platformunun içerisinde biz en artı birinci seviye bir yaşam platformu, evren içinde evren. Aslında Simülasyon buna uymuyor mu mesela? uyuyor kesinlikle. Yani bir fraktal gibi de bir durum var aslında. Ben benzetiyorum. Yani tam karşılamasa da. Yani Evet. bu simülasyon aslında galiba oradaki dijital evren dediğin Ya işte aslında mesela Facebook dijital ve orada olması gerekmiyor. Facebook, sosyal medya ve bir şekilde orada daha olmak istediğimiz alter persons. Bu işte artık o yeni evrendeki yeni kimliğimiz, yeni kişiliğimiz ya da ekrana şu anda da mesela bir ekran aracılığıyla birbirimizle 2 saati aşkındır bir zaman geçiriyoruz. Aslında şu an o evrenin içerisindeyiz. Yani bir şekilde interface ile geçirdiğimiz zaman bu evrenin bir şekilde içerisinde oluyor gibi düşünsek yanlış mı olur? Hocam. Ya evet, soruyu anlayamıyorum. O Konuyu soruya anladım. geleceğim. Tabii şimdi isteriz ya, çok geniş bir kavram olunca soruyu açıyor. Memo Akden benim çok dikkatimi çekmişti. Bundan önceki sanatın ve tasarımın sistematik açıklanmasında orada domestication of the fundamental laws of nature, yani doğanın kanunlarının bir şekilde insan tarafından ehlileştirilmesi, aslında bir yerde şeye bile baktığımda sanki ben bunu görüyorum. Yani ebru sanatı yapan biri yine bir şekilde orada suyun kuvveti, boyanın birçok parametre üzerinde bir ehlileşme ya da bir enstrüman çalar gibi ehlileşmeye çalışıyor. Şimdi şu noktada bu kodları biz yazmaya başladık. Hatta sizin bir cümleniz, kodu yazan kişi kanun koyucudur o evrende. Yani bir nevi bir evren metaforu var. Bu noktada daha öncesinde aslında tanrılara atfettiğimiz özelliklere yavaş yavaş sanki sahip oluyoruz. Harari'nin dediği homo deus bu mu? Şimdi ben aslında ben hep derim zaten ben 10 yaşında başladım bilgisayar programlamaya. Yani ilk lisanım diyebilirim neredeyse. Yani çok küçük yaşta başladım bilgisayar programlamaya. Ve ben hep bu Bager'in söylediği söze benzer ama ben Tanrı kelimesini kullanıyordum hep. Ben bu dünyanın tanrısıyım. Orada fizik kurallarına bağlı değilim. Yer çekiminin yan olmasını istiyorsam yan yaparım. Tabii başka kısıtlamalar var. O, hafıza olsun, hız falan olsun. O öyle. Bu ikinci cümle grubun domestication of fundamental laws of nature onu işte doğanın ehlileştirmesi. Onu ben aslında şey için kullanıyorum. Genel olarak teknoloji. Yani Evet. biz bir şey icat ettiğimizde icat kelimesi bile aslında biraz yetersiz. Aslında icat ettiğimiz şey doğanın bir fenomenasını ehlileştiren bir mekanizma. En basitinden bir araba motorunun yaptığı şey bir patlamayı bir borunun içine koyup o patlamanın enerjisini lineer bir hale getiriyor ki pistonlar hareket etsin. Ya bu bir ehlileştirme. Patlama ve simülasyon kelimesi burada bence şöyle ben uygun görmüyorum. Benim için simülasyon
var olan bir şeyin benzerini yaratmaya çalışma. Ve biz bunu çok yapıyoruz. Mesela şu anda bunu yapıyoruz. Bu bir simülasyon. Yani burada biz sanki yüz yüze konuşuyormuş gibi hissi vermeye çalışıyoruz. Ama bu dijital evrende simülasyon olmayan şeyler de yapabiliyoruz. Yani fiziksel dünyada alışılagelmemiş çok 90 derece farklı yönlere de gidebiliyoruz. Artık buna simülasyon denmesin mi onu tartışmak istemiyorum. Sadece karşılar mı? Bunun altını çizmek istedim. Pardon? Hyper reality burada karşılar mı peki? Şimdi hyper reality bile ama gerçekten yola çıkıyor. Evet. Ama zaten mesela az önce de dedin ki Memo Akten, yer çekimini dikeyine yapabilirim. Ama gene de bak bir yer çekiminden vazgeçemiyoruz. Hiç akıl edilmemiş bir fizik bahsedebilir miyiz mesela? Şimdi kuralları bile rastgele ürettirebiliriz yani. Öyle bir zorunlu. Hatta üretip gözlemleyebiliriz yani. Yani kural sistemini bile rastgele ürettirmek mümkün aslında. Evet, doğru bir düşünce var. Tabii ki yine oradan biased olacağız varlık olduğumuz için. Şimdi referans almamız gereken bir yer yok mu? Ama yok. Anlamlı yani, olması da okunabilir olması için hatta. Yok, şimdi etimolojik olarak Memo'nun söylediği doğru. Simülasyon aslında similarity'den geliyor yani. Benzerlikten geliyor. Şimdi ben emülasyon aklıma benim hep geliyor. Yani ben benzer bir şey yapıyorsam emülasyon yapıyorum derim. Emülatör yapıyorum derim. Simülasyonda biraz daha özgürüz. Günlük kullanımdan söyledim ama etimolojik olarak doğru. Aslında tamamen bambaşka bir evren denemesi yapıyorsun. Yani bu arada yani bu kodla olan bir şey değil. Yazı da böyledir yani. Ve de reduction gene var burada aslında baktığında. Oruç Aroba şaire de aynısını söyler. Yani şair şiirin tanrısıdır der mesela aslında tam o anlamda. Esra girecekti araya. Yani. Neden iki şey düşünüyordum. Bir tanesi benim quotation'lı bir cümlem yok. Hiç olmamış. O yüzden şunu yarattım Bager izninle. Evet, kodu yazan kişi... kodu yazan kişi kanunu o evrende ortaya koyan kişidir diye ayrı bir quotation koyuyorum şu anda Esra Üskan. Diğer bir konumda neden sanal demiyoruz? Ya virtual, sanal. Evet, neden direkt? Ya aslında en yaygın kullanım kelimesi de öyle olduğu için hani yaygın da bir kelime hani sanallık ne dersin? Şimdi şöyle bir şey diyebilirim. Mesela sanal kafa içinde de olabiliyor. Yani ben hayal ettiğim zaman kafamın içindeki olan şey de sanal. Dolayısıyla bilgisayar içindeki olan şey ile kafamın içerisindeki bilgisayar içindeki sanal şey ile benim kafamın içindeki olan sanal şey farklı. Ama ikisi de sanal. Ama şöyle, ikisini de aslında açıklayamıyorum. Çünkü birini nöronlar yönetiyor ve ben göremiyorum ve nasıl çalıştığını hala anlayamıyorum aslında. Sonuçta yani bu kolumu şöyle yapmanın bir açıklaması şu an var. Ama bunu bilinçli mi yapıyorum, bilinçsiz mi yapıyorum? Konularla da berleşiyorum. Bilgisayara geldiğimde bilgisayarda açıklamaya çalışıyorum ama hani beynim gibi aslında ya biraz daha. Sanırım açıklayayım. Yani sanal kelimesine benim huzursuzluğum şeyden, yani real ve sanal ikilemine katılmayan biriyim normalde. Yani bu 1990'ların bir kelimesi aslında sanal. Heh, evet, yani aynen. Sanal dünyada mı oldu falan. Artık 90 kuşağı olarak. Tabii yok ama Zoom'da her şey gerçek yani burada. Evet. Hepimiz gerçek. O yüzden yani o şeyde vardır bu. Bilemedim. Pirate Bay'in filminde vardır. Yani der ki gerçek hayatta ne zaman tanıştınız diye sorar hakim. Bu internetten tanışmış insanla. Onlar der ki iyi de internet gerçek hayatta hakim be, biliyor musunuz? Hani biz yani sizin gerçek hayat dediğinizde biz away from keyboard, klavyeden uzak zaman diyoruz der ve gömer o algıyı. O yüzden sanal da biraz hani orada kullanılıyor. Ama anlamı da ilginç. Ama sanal demek daha mesela bana daha uygun geldi bu arada yani. Bütün o şeyinin dışında. Çünkü sanal bir alem yaratıyorsun yani aslında. Ama bu sanal alem ilginç bir şekilde Memo'nun dediği gibi başkası tarafından gözlemlenebilir bir sanal alem olması ilginç. Yani evet. Sadece
bende değil, sen de bu sanal alemi görebiliyorsun. Dolayısıyla kitap da öyle yani. Mesela yine yazıya geleceğim ama yazı da öyle yani. Ben yazıda da bir sanal alem, yani her hikaye sanal bir evrendir yani. Oradaki bir de kontrol pardon, devam et. Yok, tamam süper. Kontrol olayından bahsedecektim. Yani zihin, şimdi bu birazcık tek olabilir ama zihin ne kadar kontrolümüz altında sorusu var. Ya bu enteresan bir soru. Tabii zihin kontrolümüz altında deyince tabii ki kontrolümüz altında ama zihnin hangi kısmının kontrolü altında? Yani bilinçli zihnin kontrolü altında değil aslında. Ama bilgisayarda bir şey yaparken daha bir kontrol unsuru var. Veyahut da şey vardır, mesela şu kesinlikle de lucid dreaming diye bir olay vardır. Ben bir ara çok meraklısıydım. İşte rüyanın... Rüyaları kontrol etmek. Pardon? Rüyaları kontrol etmek miydi? Evet, aynen. Rüyaları kontrol etmek. Ben bir ara bunu çok yapıyordum ve çok inanılmaz bir şey. Çünkü resmen dediğim gibi rüyalarını kontrol edebiliyorsun. Bilinçli olarak. Epeydir ama yapamıyorum. Belli seferden dolayı. Neyse. Mesela o kontrol unsuru çok enteresan. Bu bilgisayar kullanırken eğer o dile hakimsen, ki ben dediğim gibi çok küçüklüğümden beri bu dili konuşuyorum. Türkçemden daha iyi, öyle diyeyim. Benim bilgisayar kullanma yetişeceğim tecrübem Türkçemden çok daha iyi. Dolayısıyla bir kontrol etme şeyi var. Bir de simülasyon konusunda diyeyim tekrar. Mesela simple harmonic motion bence simülasyon değil. Hani yer çekimi de yok. Yer çekimi örneğini verdim, hiç kolay olsun diye verdim. Ama neyse, terim üzerine çok ödedik durmamıza gerek yok aslında. Peki, zamanı aştık. Son slide'la aslında bu webinar'ı da kapatacağım. Orayı da olabildiğince sizin uygun gördüğünüz sürede özet geçebiliriz burada. Evet, veriyle alakalı veriye geldik. Çünkü bu zamana kadar evet baştan beri verinin bu işin bir şekilde yakıtı, yöneticisi olduğu anlamları da çıktı. Harari'nin bir ifadesi var. Yakın zamana kadar data is the new raw material diye ben okuyordum. Hatta burada ham madde kelimesini Bager Hoca ile olan istişarelerimiz sonunda sildim. Çünkü o ham madde yenilenemez, tükenen bir şeydir. Bu kelime bence sorumsal dedi. O yüzden veriye ham madde demek, raw material demek yerine yeni madde, material. Yani sonuçta çünkü tükenmiyor. Ama 17. yüzyılda dünyanın en değerli varlığı toprak iken iki sınıfa ayrılıyordu diyor Harari. Aristokrat sınıfı, avam sınıfı ve de feodalizm diye bir sisteme neden oluyordu. Sonrasında kapitalizm, yani endüstriyel makineler 21. yüzyıla kadar en değerli varlık iken kapitalizm ve proletarya, bu sırada tabii de karşı düşünce doğmaya başladı. Marksizm, yani proletarya kendisi ile bu çarkın döndüğünü fark etti ve söz sahibi olabileceğini fark etti. Bundan önce avam sınıfının çok öyle bir hükmü yoktu. Şimdi ise dünyanın en değerli varlığı veri, ki bütün bu bahsettiğimiz yeni yaratım süreçlerinin yakıtı, besini, yapay zekanın öğrenme besini. Ve Harari diyor ki bu sefer insanlar sınıflara değil türlere ayrılacak. Bu veriyi utilize edebilen, kullanabilen, sahip olabilen ve olmayan. Hatta şu an bile baktığımızda artık dünyanın en zengin firmalarının elindeki tek gücün veri olduğunu görüyoruz. Facebook, Google gibi. Bu yeni bir sistem olarak dataizme mi neden olacak? Tabii bu bir varsayım. Hani yeni bir sistem olacak mı yoksa kapitalizmin içinde aslında ikinci bir evremi? Veriyle alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu noktada da veriye yönelik bazı
alıntılarımız. Evet. Westworld'un, meşhur dizi Westworld'un ikinci sezonunda çok ilginç bir yaklaşımla geliyordu. We weren't here to code the hosts, we were here to decode the guests. Aslında verinin değerlendirmesiyle buradaki amacımız yapay zekayı inşa etmek değil, bir şekilde insanları çözümlemek. Veri üzerinden insanları decode etmek. Yani AI'yı kod etmek değil asıl olay. Bambaşka bir reverse, ters bakış açısı. Memo Ak'tan az önce mesela Tanrı'nın insan, yani Homo Deus, burada hani kodu yazan insan olduğundan bahsettik ama sen başka bir makalende yapay zekanın kendisine cloud ile yöneten digital god of our digital culture diyorsun. Aslında burada bir kontra durum var gibi ve de yine bilinç evrimin big data ile mücadele etme çözümlerinden biriydi consciousness diyorsun. Ve bu zamana kadar da istatistik biliminin öneminden, bunun hatta yakın gelecekteki belki de öğrenilmesi, temelden öğrenilmesi gereken disiplin olduğundan bahsederken Florence Nightingale'in, gene bunu da galiba yanlış hatırlamıyorsam, bu hazırlık yaparken çok video izledim, Memo Akte'nin sunumundandı. Tanrı'nın düşüncelerini anlamak için istatistik çalışmamız gerek diyor. Bu noktada evet, aslında net bir sorun yok. Veriyi nasıl değerlendirmemiz lazım? Gerçekten yeni ham madde mi? Evet, Memo. Veri üzerine bütün bu çerçevede fikirlerini alalım. Peki. Şimdi burada o Westworld hatırlıyor, o sözü hatırlıyorum. O hakikaten çok onu söylediğim çok enteresan bir şeydi. Burada benim söylediğim sözler içerisinde aslında ilk hepsi çok farklı şeyler. Kısasından bahsedeyim. Bu consciousness is evolution, solution dealing with big data. O şuradan yola çıkmıştı. Onu ben epey önce yazmıştım. Bir makale yazmıştım. Ondan sonra bir kitap çıktı. Peter Godfrey Smith, Other Minds diye, ahtapotlar hakkında. O kitap da aslında benim yazdığım makalenin kitap versiyonu. Özü de şu, hayat 4 milyar yıl önce başladı. Bunun yaklaşık 3 milyar yılı çok basitti. Hayat tek hücreli, hiçbir şey yapmıyor. Böyle tek hücre, suda yüzüyor. Ondan sonra işte evrimleşiyor ama bu evrim biraz şey oldu, exponential oluyor. Yaklaşık 500 milyon yıl önce görme evrimleşiyor. Ve değişik yol, çok değişik, aynı an, yani aynı an değil, farklı yollardan çeşitli değişik şekillerde evrimleşiyor. Ve bununla beraber çok hızlı bir evrimsel artış görüyoruz. İşte buna Cambrian Explosion deniyor hatta. Ve şöyle sanılıyor ki bu çok basit, suda yüzen çok basit varlıklar, yaratıklar varken görme kapasitesi geldiği zaman birdenbire evrimsel bir basınç, bir pressure, bir selective pressure oluyor çok büyük. Çünkü birdenbire gidip mesela nasıl diyeyim, predation artıyor. Artık predation'ın Türkçesi hatırlayamıyorum. Neyse, çok büyük bir evrimsel baskı yaratıyor bu. Ve bu yüzden evrim çok hızlanıyor. Ve bu senslerimizden çok yüksek veriler gelmeye başlıyor. Ve bu verileri çok daha efficient bir şekilde proses edebilmek için sinir sistemleri gelişiyor. Ve akıllı, işte akıllı dediğimiz sistemler gelişiyor, zeka gelişiyor. Ve bunun en son derecesinde de ben bunu çok provokasyon olarak yazmıştım. Şunu iddia ediyordum. Bu organizmalar içinde bulundukları ortamın modelini yaratıyor. Daha verimli çalışabilmek için. İçinde bulundukları ortamın modelini yaratıyor. Sadece ortamın değil de bu şekilde işte gelecek hakkında beklentileri olup prediction yapabiliyorlar.
Bunun daha ileri seviyesi sadece ortamın değil, o ortamdaki bulunan diğer ajanların da modellerini yapabiliyorlar. Bunun daha da ileri seviyesi kendinin o ortam içerisinde bir ajan olarak modelini kurabiliyor olmak. Ve bunun avantajlarından bir tanesi de mesela ben şimdi sizinle birer ajan olarak, birer insan olarak duyguları olan, düşünceleri olan, motivasyonu olan bir adet olarak görüyorum. Yani bir tane Kerim Dündar var, bir tane Esra Özkan var. Halbuki aslında siz milyarlarca hücreden oluşuyorsunuz. Ama ben sizi milyarlarca hücre olarak düşünmüyorum. Bir tane Kerim olarak düşünüyorum. Yani buradaki kastettiğim şey buydu. Ve şu da enteresan bir şey. Bundan 10 yıl önce yapay zeka konuşulmuyordu gündemde. Gündemde ne vardı? Big data vardı. Hatırlarsınız, evet. 10 sene önce en büyük gündemi big data, big data, big data. Ama big data bir şey yaramıyor. Eğer o datayı alıp anlam çıkartacak sistemler yoksa, beyin yoksa gözün bir anlamı yok. O göz istediği kadar görüntü alsın ama o görüntüyü alıp proses edip karar verecek bir mekanizma yoksa göz hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla ben bunu çok enteresan buluyorum. Doğada biz bunu gördük. Şimdi big data'dan sonra tesadüf değil bizim yapay zeka patlaması olması. Ya bu aradaki bağlantı bana çok enteresan geliyor. Digital God for Digital Culture konusunda da şöyle bir şey var. Dinlere baktığımızda ve din dediğim zaman da şu anki büyük dinlerimizden bahsetmiyorum. Bütün gelmiş geçmiş bütün dinler. İşte Zeus olsun, Thor olsun, Vishnu olsun, nehir perileri olsun, bütün inançlarımız. Bunlar da evrimleşti. Ve bunlar da şeylere baktığımız zaman, makaleler, araştırmaları, içinde bulundukları toplum ile beraber evrimleşiyorlar. Mesela pastoral geçinen daha küçük kabilelerdeki inançlara göre onlar da şunu yap cehenneme gidersin, bunu yap cennete gidersin. Yani moral denilen godlar olmuyor. Moral godlar, yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu iddia eden tanrılar daha büyük toplumlarda ve daha egaliterin olmayan toplumlarda ortaya çıkıyor. Yani bu araştırmalar böyle gösteriyor. Ve şimdi bana enteresan gelen şey de madem ki bütün inandığımız tanrılar geçmişte, tarihimizde hep toplumun değer yargılarına bağlı olarak gelişiyor, biz şu an çok materyalist, teknolojik bir toplumuz. Ve şimdi de bizi bağlayan şeyler cloud, yani bu internet sistemimiz, yapay zekamız. Bir sorun olduğu zaman kiliseye gideceğimize veyahut da camiye gideceğimize Google'a soruyoruz. Eğer bir yerimde ağrı var, gidip kasabanın dindar yaşlısına, elder, bilmiyorum Türkçesinde, gitmiyoruz, Google'a soruyoruz. Gözetliyorlar bizi ve bunu dediğimiz zaman işte bir surveillance state var. Genel ortalama cevap, ben yanlış bir şey yapmıyorum. Gözetlesinler, kendimi daha güvende hissediyorum. Bu da eskiden bizim işte tanrılar için dediğimiz şeyleri şu an cloud için. Dolayısıyla demeye çalıştığım şey, kısaca şunu söyleyeyim. Din olarak demek doğru değil ama şöyle görüyorum. Dinin toplumdaki görevini şu an biz bu teknolojilere veriyoruz. Görevi öyle diyeyim. Ben din olarak görmüyorum ama dinin görevi neyse toplumda, bu teknolojilerin görevi de onun yerini alıyor. Evet, çok isabetli bir yaklaşım. Aslında burada da ilginç bir benzeşim var. Cloud diyoruz ya, tasavvufi İslam veya Budizm gibi panteist olmayan Hristiyanlık gibi düşüncelerde de Tanrı Baba bulutların arasından, evet, izler gibi bir anlam var. Şimdi de teknoloji ve cloud
bir şekilde onun yerini almış gibi. O da evet. Var. O da çok enteresan. Hani şey de var. Biz ya artık mesela şu telefon mesela eskiden hani biz her zaman düşüncelerimizi aktarırdık. İşte taşa yazardık. Kağıda yazardık. Bilgisayara koyardık. Ama onlar fiziksel olarak buradaydı. Yani ya taşta ya kağıtta. Şimdi burada değil benim bilgilerim. Ben bunu bir şey olarak kullanıyorum. Bir portal, nasıl diyeyim? Portal'ın Türkçesi nedir? Bir ara yüzey. Buradan buluta gidiyor. Ama orada şöyle bir kelime oyunu da var ya aslında Memo. Bulut dediğimiz şeyi gökyüzünde arıyoruz ama biz aslında kabloları yer altından düşüyoruz. Evet. Şimdi orada hani dili konuştuk ya en başta. Belki de dilin azizliği mi bu acaba? Ya da dilin yine açıklayamadığı bir durum mu? Şimdi bu bana çok enteresan bir tesadüf gibi geliyor açıkçası. Ya benim bu düşüncem bulut dendiği için değil. Benim bu düşüncem kesinlikle şey yüzünden. Daha çok surveillance'dan geldi. Ya ilk başta ben bu düşünce biçimine 2013'te Snowden ortaya çıktığı zaman... ve işte bütün o belgelerle sonra ortaya çıktı. Ve genel tepki şeydi, hani olsun, ben kendimi daha güvende hissediyorum. Ve bu bana çok enteresan geldi. Yani artık işte Nietzsche'nin dediği gibi Tanrı'yı öldürdük. Bizi artık koruyamıyor. Çünkü öldürdük. Onun için yenisini yapıyoruz. Ve dijital yapıyoruz. Ve bunun bulutta yaşıyor olması artık bunun üzerindeki şey, işte kekin üzerindeki kiraz derler İngilizce'de. O ayrı bir tesadüf diyeyim. Ama o değil asıl. İşin özündeki olay değil. İşin özündeki olay toplumdaki yerini alıyor biraz. Ve evet, öyle. O kadar. Süremizi bayağı aşmışken Sayın Bager Hocam sizin katkılarınızı alıp Esra ile de bitirebilirim. Esra bir şey diyecektim ama yo, bence çok güzeldi dinlemek. Şey, yani ben hala veri ve bu AI konusunda şeyim, aceleci davranmak istemiyorum. Bunlar çok yeni kavramlar aslında, yani yeni değil ama yeni kavramlar, hani o genel dile oturması. Biraz farklılıkları var. Bu varlık mı? Yani bir kere kopyalanabiliyor ya. Yani çok acayip bir şey değil mi? Yani petrolü kopyalayamıyoruz, veriyi kopyalayabiliyoruz, evet. Falan. Başka şeyler var orada. Sanki orada sadece veri yok gibi falan. Bir zaman kavramı var, etkileşim kalitesi, çözünürlüğü, bilmem nesi, anlam dediği gibi işte vaktin inceleme. Çünkü şeyi hatırlıyorum mesela 5 yıl önce Hürriyet'in gelip elimizde büyük veri var, bununla bir şey yapmak ister misiniz dediğini falan. Yani bir şey yapamadıkları çok belliydi o veriyle. Verin toplanması falan, anlama çevirmesi öyle kolay konular değil yani, hani verinizden müzik yaptım diye çıkarsınız, koyarsınız, öyle eğlencelik bir proje olur ama yani o değil oradaki olay. Başka bir şey var. Biraz daha bakmak lazım. Çok hızlı değişiyor. Yani veri şarap gibi de değil. 3 yıl önceki veri neredeyse çöpe gidiyor günümüz verisine göre falan. Bir sürü garip şey var. O yüzden böyle beklemedeyim. O konuda hala anlamaya çalışıyorum aslında. Esra'cığım bir şey diyecektin. Ben şu deizm konusuna takıldım da, yani işte verinin, efendim, dataizm, pardon. İşte insanlar bu sefer sınıfları değil türleri ayrılacak noktası. Ya şimdi evet, Harari'nin ifadesi. Species diyor. Evet. Ya burada şunu konuşmak gerekiyor bence. Tür dediğimiz sonuçta biyolojik bir şeyden bahsediyor. Evet, bayağı Neandertal'le insanın farkı gibi. Ama şimdi burada cinslere ayırmak gerekecek. İnsanı çünkü türe ayırmak istiyorsak sonuçta cinse bölmek gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla burada tabii ki hani en başından beri sorguladığımız insan nedir? Çok büyük bir soru işareti. Ama madem bunu ayıracağız, cinsleri ayıracaksak o zaman ne tür cinsler gelecek? Yani o zaman yeni bir cins önerisinde de bulunuyor olması lazım. Yani Harari'nin bu sözünü bilmiyordum. Şu an transhümanizm. Evet, aynen, yani transhümanizm, posthümanizm. Birisi çok hızlı evrimleşecek gibi bir yaklaşım var herhalde. Efendim? Dataya sahip olan çok hızlı evrimleşecek. Yok, öbürü... yok, bu bayağı transhümanizm. Yani cyborglaşma ve
kendini başka bir varlığa dönüyor. Yani mesela bir implant yaptırıyorum ve IQ'm 350 oluyor. Mesela hadi şey, size geçmiş olsun diyorum. Bir ya, kısım Homo Deus'a ulaşacak, bir kısım Sapiens kalacak gibi de bir öneri mi, ayrım mı gibi. Gerçekten implantla zekamı 350 yaptığımı düşünün. Yani bugün gittim ameliyat oldum, yarın geldim IQ testine girdim, 350 skorum var. Anlaşıldı. Bunun dünyayı nasıl değiştireceğini düşünün. Yani ya, bu ameliyatta 150 milyon dolar. Pardon. Dolayısıyla Homo Deus gibi kavramlar da aslında bir tık daha geride kalmış oluyor. Çünkü onlar da aslında hala insana ait şeyler. Ama posthuman dediğimiz, transhuman dediğimiz o değil. Ama o noktada da neden olduğu sistem data izin mi olur? Ondan emin olamadım. O zaten emin oradaki soru işareti de... onu yazmak da bir şey ya, hani o data izimi de bastırıp öngörmek de bir durum. Yani... Bilemedim. Şey diyemiyorum. Ama bir şaşırdım yani. Dataizm konusunun ona gelmesi insanlıktan. Çok değerli konuklarımız. Kapanışa yaklaştık, hatta geldik. Son katkılarınız, cümleleriniz varsa memnuniyetle alabiliriz. Ama çok keyifli, çok lezzetli ve de akademik olarak da dolu dolu bir konuşma oldu. Benim var eklemeli Memo'nun ve Bager'in iki sözünden quotation alarak yeni bir hesaplamalı kabul ederseniz cümle yaptım, okuyorum. Kodu yazan kişi kanunu o evrende doğal yasalarıyla koyan kişidir deyip teşekkür ediyorum. Bence hesaplamalı tasarım şu an oldu. Doğal dediğini tartışırız. Arşive öyle geçtim. Efendim? Slaytlara ekleyelim, arşive öyle geçtim. Evet, kesinlikle geçmişimdir şu an. Çok teşekkürler. Benim için de çok keyifliydi sizlerle konuşmak. Vallahi çok güzel. Kerim Hocam, Hatice Hocam, size teşekkür ederim. Gerçekten keyif alarak katıldım. Sağ olun, var olun. Biz devam olun. Ederiz. Bu kadar geniş bir zamanı ve beyninize güzel harcadığınız için. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir zamandı. Çok da uzunca bir zaman ayırdınız. Yani çok teşekkür ederim. Çok güzel konular üzerinde de konuştuk. Hatta sonrası için yine çok güzel araştırma konuları çıktı. Çok güzel notlar aldık. Ve yani bir yandan çok yeni olan... veri ve büyük veri, yapay zeka sonrasında bundan sonrası ne olacak düşüncesi hakikaten en heyecan uyandıran ve yani hayal gücümüzün sınırlarını da aşacak bir şey. Yani çok hızlı yani teknoloji çok hızlı ilerliyor ve yani yapay zekayı her alanda kullanmaya başladık ve bundan sonrası ne olacak düşüncesi hakikaten çok hem heyecan verici hem çok ilginç ve bu sanata, tasarıma nasıl yansıyacak, bu da çok şey, merak ettiğimiz bir şey. Belki sanat ve tasarım daha da hayatımızın içinde, yani artık bir şey, çok yani sanat ve tasarım dediğimiz şeyler de çok değişti, o şekilde adlandırdığımız şeyler de çok değişti. Yani bundan sonrası için çok daha hızlı ve heyecan verici bir süreç bizleri bekliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konular üzerinde konuştuk yine. Esra ve Bager ile farklı, yani benzer konularda daha önce de paylaşımlarımız olmuştu. Memo'yu ilk defa dinledim ve tanımış olmaktan çok mutlu oldum. Umarım tekrar bir arada olduğumuz daha farklı etkinliklerde yapabiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.